la yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 26. söz, Kader Risalesi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunaziluhu illa bi kaderin ma'lum. Ve külli şeyin ahseynahu fi imamin mubin. Sadakallahul azim. Kader Risalesi, Afyon programı, Erfusin. İnşallah hepimize Cenab-ı Hak hayırlı eder. İstifade ve istifaza ettirsin. Bu dersin ana teması şu. Biz, yani sadece okuyanları kastediyorum. Zaten öyle diğerlerin böyle bir problemi yok. Kader Risalesi'nin biraz zor olmasının sebebi iki ana şey gözden kaçırıldığından. Birincisi tabirlerin tanımlarını lugattan bakınca çözülmüyor. Birincisi bu hatamız. Mesela illet-i tam edince ilmi kelamda dörttür. İlle-i gayye, ille-i failiye, ille-i sürye, ille-i maddiye. Risale-i Nur'da ise lüzum, zaruret, vücuttur. Biz tabi lüzumu bile bakmamışız. İlleti tamaya bakmışız. Lugata diyorum. Lugata, lüzum ne demek yani? Lazımdan zaten gelmiş. Zaruret yani, tabi ortaya çıkması kesin olunca vacip olur. Pek de alakası yok. Risale-i Nur'u Risale'ninle izah edeceğiz diyoruz. Ama Risale'yi hepimiz gene diyoruz. İlmi kelam alimlerinin önümüze koyduğu lugatla anlıyoruz. Risale-i Nur, Risale-i Nur mudur şimdi? Küfre ve Basri alimlerinin lugatıdır bu elimizdeki şu anda. Dershanelerde bulunan lugat, küfre ve Basri alimlerinin lugatıdır. İlmi kelam alimlerinin lugatıdır. Risale-i Nur, malum yolla gitmediği için tabirlerinin içerisini gene külliyatın içindedir. Külliyatın içerisiyle içini dolduramasak bağırır çağırırız. Oku oku anlarsın. Anlamazsın kardeş. Oku okuyla anlamaz. Oku oku dese 20 defa okudu. O zaman itham ediyorsun. Adam psikolojisi bozuluyor. Ben kot kafamalıyım. Kot kafalı mıyım? Ben niye anlamıyorum? Bir yerde bir hata yapıyoruz. Hem Risale-i Nur'a sadakat gösteriyoruz. Risale-i Nur, Risale-i Nur'la izah edilir. Risale-i Nur, Risale'nin içinde izah edilir diyoruz. Gidiyoruz, Basra alimlerine göre Risale-i Nur şerhine izah ediyoruz. Yani lugatını, külliyatın içindedir. Mesela şöyle diyor, suhulet ve kolaylıkla icat eder. Bak, lugatını kendisi verdi. Birincisi, öz eleştiri kendimiz yapalım. Külliyatı külliyatta izah yapmıyoruz. Lugatta izah yapıyoruz. Lugatta Risale-i Nur değildir. Her bir fen unutmayın kendi lisanı ile doğar. Bu cümleyi unutmayın. Her fen, her bir meslek ve her bir fen kendi lisanı ile doğar. Mesela sen fiziği, atomunu Türkçe'ye çevir. Minnacık de. Olmaz. İzah etmiş olamazsınız. O fenin içinde çözeceksiniz o şeyi. Atomun ne demek olduğunu. Atom kalıbına dokunma. Sadeleştirme. Minnacık deme. Atom kalsın. Ona yüklenen manalar, tanımlar onda paketli. Onu fiziği öğrenmek istiyorsan fiziğin içine gireceksin. Kimya tarifleriyle lugatla olmaz. Fiziği fizikle bileceğiz. Birinci hatamız bu. Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etmiyoruz. Risale-i Nur'u alimlere göre izah ediyoruz. Sonradan kalkıp diyoruz ki Risale-i Nur'u Risale'de izah etmiyor. Etmiyor. Sen etmiyorsun. Bilmiyorum demiyor. Evet, yani sen etmiyoruz. Ne yapıyorsun? Atıfla içini külliyatla doldurmak.
Ya yalan mı söylüyorum? Siz beni biliyorsunuz. 1,5 seneden beri şu illeti tammenin Risale-i Nur'da lüzum, zaruret, vücub. Bununla uğraştım ya. Yok. Yok kardeşim. Yoksa yok. Yani lügatla ben bilmiyor muyum lügata bakmayı? Sen bakmadığın bir şeye ben lügatla bakmamış olur muyum? Yok. Ama başka bir şey göreceğiz şimdi. Birinci hatamız bu. İkincisi, kadere sormadık. Sen kimsin? Amentu billahi. Benim dışımda bir şey. Allah. Allah'a iman. Değil mi Hasan? Allah benim dışımda bir şey. Ve melaiketihi. Benim dışımda bir şey. Ve kütübihi. Benim dışımda bir şey. Ben değilim ya. Bir şeye iman etmem isteniliyor. Kime? Zamil işaret ediliyor. Buna. Buna iman et, emin olacaksın. Bu eminleri toplayıp kederden emin olacaksın sen. Amentu billahi. Kim? Allah. O. Ben sen o. Ona iman edersek emin olacaksın. Ve melaiketi. O. Ve kütübihi. O. Ve rusulihi. O. Ve yevmil ve yevmil ahir. Ve bil ahir. O. Ve bil kaderi. Şimdiye kadar hep böyle. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi. Ve bil kaderi. Parantez açmış, izah etmişler. Hiçbir tanesinde, 5 tanesinde yok. Hayrihi ve şerrihi diyen kişi. Amentü billahi. Allah benim dışımda bir şey. Ve melaiketi benim dışımda. Kadere iman edeceğim. Soruyorum. Kader de Allah'a iman ettim o. Kitaba iman ettim o. Peygamberlere iman ettim o. Ahirete iman ettim o. Kadere iman ettim. Kader kim? O diye gösterebileceğiniz bir yer var mı? Kader Allah'ın ilmindendir. İlim nevindendir. Dolayısıyla Allah'ın ilmine iman ettik. Zaten Allah'a iman ettik de o toptan değil midir? Orada zaten bitirdik onu. Amentu billahi. Allah'a iman ettince, Allah'a iman ettim de sıfatlar hariç. Esmalar hariç diyor muyuz? Değil mi? Amentu billahi deyince Allah'ın vacibül vücud ettik. Kadere de iman etmek ilim nevindendir diyor şimdi gelecek. Bu Allah'ın esması, sıfatı değil bu. Zaten Allah ile yaptık onu. Tepeye koyduk onu. Amentu billahi ile Allah'a iman ve Allah'a ile alakalı her şeye iman ettik. İlim lazım, zaruri yani Allah. Evet. Mesela usta şöyle diyor. 654 şualarda söylediğin için. Ziya güneşe lüzumu derecesinde. Bu ilim de Allah'a böyle. Şimdi lüzum orada kullanıyor. Lüzum güneş de ziyayı nispet ederek kullanıyor. Bir orası değil. Bu tür mevzularda kullanıyor. Güneşe ziyan, güneşe lüzumu derecesine veya güneşin lüzumu derecesine ziya çıkması. Güneşten ziya çıkmasın, güneş olmaz. Lüzumu derecesinde. Tamam mı? Allah'ta da ilim böyle. Lüzum burada kullanılıyor. Ve başka yerde de kullanıyor. İlim oradan çıkıyor. Lüzum, ilim, Allah'ın ilmi sıfatıdır. İllet-i tamme için vücub, zaruret, lüzum, zaruret, vücub ortaya girip ihtiyar ref etsin. Oradaki tanımdaki lüzum Allah'ın ilmi. Yani şeyi söylüyordunuz abi, Allah'tan ayrılmadığını yani. Evet, ayrılmadığını. Şimdi Allah'a iman deyince esması ayrı, sıfatı ayrı değil. Kaderle Allah'a iman ettik ya, bir şey eksik kaldı da. Onunla da tekrar kadere iman edelim. Allah'a iman etmemiz tamamlansın. Değil. Demek Allah'a iman ettik, bitti Allah meselesi. Meleklere iman ettik, bitti melekler. Kitaplara, Resullere, Haşire, kim kaldı ortada bir bakın bakalım. İki kişi kaldı. Ahirete iman ettik. Benden basit bir şey. Çünkü insanın nurundan yaratılmış. Ahiret. Öyle değil mi? Ahiret. Cennet, cehennem insana hizmet verilen makamdır. Hizmet alan insandır.
Bütün şeceri hilkat Nur-u Muhammedi'den yaratılmış. O Nur-u Muhammed'in timsali, misali hepimizde var. Onun adı Ene'dir. Bizden yaratılmış. Melek de bizden yaratılmış. Cennet, cehennem de bizden yaratılmış. Senden daha düşük bir mertebe iman etmen isteniyor. E peki sen var mısın burada kader-i imandı? Burada iki tane eksik şey var. Bir, şeceri hilkat. İki, insan. Şeceri hilkatı tutan, şuurlu dizgini tutan melek. Kadere iman etmeyi, dikkat edin kim olduğunu. İnsanın kendisi. Bak oku şey, bakın kader için ben seni tanımlayacağım işte. Mesela kader insanın birinci mefası. Kader, hali ve vicdanidir diyor mesela. İçsel hali. Demek bir hariç bir tanımlama yok. Kader, ooo gömleğimizi şey yaptık. Harbi de alalım, neresiymiş ya? Abi burasıymış ya. Hani orasıydık böyle. Birinci mefasta hali ve vicdanı anlatıyor. Beni anlatıyor ya. Dur bakalım. Nazm-ı Mani, Murat'ın sahası. İki. Kader cüz-i ihtiyari nasıl tefrik ediyor? Kaderle cüz-i ihtiyari. Yani kader denilen bir sistem. Gene cüz-i ihtiyari benimle alakalı. Üç. Üçüncü mefasa geçeyim. Kader imanın erkanındandır. Tamam mı? Bu niçin altıya konmuş? Buradan çıkıyor. Vela Rabbin vela yabisin ilafi kitab-i mubin bunu anlatıyor. Burada her şeyin kayıtlı olduğunu. Kainatı şeceri hilkatı anlatıyor. Şeceri hilkat kimdi? Tanıdığımız birisidir. İnsanın büyüğü. Melaike olarak söylüyor şualarda. 39 mu 31 mi? İsrafi misal bir kainatın vücud haricisine bak. 13. 13. 30. Melek misal diyor. İsrafil misal diyor. Demek ki şeyde 3. mefasta benim ikizimden bahsediyor. İnsan kainatı şeceri hilkatın sonrasıdır. Şeceri kainat şecere-i kainat, insan ekberdir. Bu insan ekbere ustad 3-4 tane tanım getiriyor aynı yere. Şuna 4 tane farklı tanım getiriyor. Buna diyor ki Kur'an-ı Kebir-i kainat. Buna diyor ki insan ekber diyor. Buna diyor ki İslamiyet diyor. İslamiyet. Ya. Hepsine bakıyorsun ki bu İslamiyet, Kur'an, ben canlı Kur'an'ım diyor İmam Ali. Tamam. Kainat da öyle. Ha, bir ve iki insan. Ya birincisi, birinci mefaz insanın içsel hali. İkincisi sistem nasıl çalışıyor mefazda. Yani insanda bu sistem yapı. Yani cüz-i ihtiyarı ve külliyatla izah edemediğimiz için cüz-i ihtiyarı bilmiyoruz. İradeyi bilmiyoruz. Tam illeti tam'i bilmiyoruz. Meylanı bilmiyoruz. Bilmiyoruz kardeşim. Lugatta lugat kastetmiyor. Tamam. Onu külliyat alınca ha birincisi içsel alem. İkincisi içsel alemin nasıl bütünlüğe getirilecek? İç tanımlamaları yapılıyor. Üçüncüsü benim büyük kardeşimden ikizimden bahsediyor. Tamam. Dördüncüsünden dördüncüsü var mı? Var. Var. Üçüncü mefas, dördüncü mefası şurada. Ha, bunu da olayları, insanların zahirine ortaya çıkan olayları yorumlama. Esma'ya bağlı. Esma'ya bağlı. Hakikatine bağlı. İlginç bir tarafı var. Bu kader risalesinde benim dışımda ise Zeyl de insanın enfusisini anlatıyor. Zeyl. Kader imanın tatbiki nasıl olacak? Nasıl olacak? Tatbikini söylüyor. Enfus. Kaç tane şey var? Dört hatfe değil mi? Bize kader risalesi dört mefas. Zeyl. Dört hatve. Hatime de dört. He? Hatime de dört. Hatime de dört.
Kulu vallahu ehad, Allahu samet, İhlas Risalesi, şey suresi 4. İhlas Risalesi de 4. Hemen başta bir söyleyeyim, belki ömrümüz yetmez. Kaçırırız belki. Tepede Allah, amentü billahi. Evet, bu kökteki çekirdek. O çekirdekte taayyum ve teşahhus eden Allah. O enede. Kul vallahu ehad bu. En sonunda küllehu küfüven ehad. O sensin. Tamam. Kader. Allah ile insan mabeyninde bir berzah yok. Bir şey yok. Diğerleri akrabiyet ve kurbiyetin zeminleridir. Sen ve Allah. Allah ve insan mabeyninde bir arasına bir mabeyn, bir berzah yoktur. Kökteki çekirdek, ağaçtaki çekirdek, ağaçtaki çekirdek diyor ki oraya kadar geldi, çalıştı. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. İnşallah Deli Hocam derdir, ustadın iki defa elini öpmüş. Ya dedi, verene karşı verilen eşit olur mu dedi. Verilen irade Allah vermiş. Verene karşı nasıl eşit olacaksın? Hocam dedi, ben bir anlatayım. Mutlak hürriyet nereden geliyor gör. Böyle bir şey. Tamam mı? Mutlak şey var. Şimdi birinci hatamız neydi? Bir de sırrı kader var abi. Evet, sırrı kader. O da daha ayrı bir şey. O daha acayip. Yani biz biraz gelirken havada uğraştık da, yani sırrı kader de üzerinde ayrıyeten durulması gereken evet. Bir şey. Ona ait birkaç ders var galiba. Sırrı kader, bu dediğinizi anlamak oluyor abi. Yani sırrı. Senin anladığın nispet. Yani en sonunda ehad sensin dedin ya abi. Bizde ona benzer bir şey çıktı da. Evet. Çünkü yani çekirden ağaç meyvede belirlenmiş yani. Belirlenmiş. Ve o meyvedeki konu olmadığı için meyvedeki o belirleniş farkındalığına gelip çekirdeğin Ahmet'le Muhammed'in haydi ittisalini yapıp İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyebilecek makama çıkıyor. Çünkü ben sen oluyorum. Aslında miracın en zirve mertebesi iman meratibinin iman, iman ettik, terakki ettik, ahirete iman ettik, yakınımız etti, şuhud derecesine oldu. Melekelere iman ettik, arttı, görüşüyoruz. Kadere iman ettik, zirvesi nedir? Miraçtır. Erkan-ı imaninin nurlarından medet alır diyor. Evet. Baş tarafta söylüyor. Ha, efendim abi. Kader Risalesi ismiyle anılıyor ama içine girdiğimizde kader ve cüz-i ihtiyari diye ikiye ayırıyor. Burada kader nefsi gururdan hayır cihetine, şer de cüz-i ihtiyari adem-i mesuliyetten gibi bir sanki iki nokta var. Çekirdekteki noktada belki yani hayır ciheti Allah-u Teala, şer ciheti ben. Yani ikimin arasındaki bağlantıyı kendi aleminde oturtmak mı? Benim şerrimle onun hayrını? Evet, yani bu sistemi çalıştırmak. Şimdi birinci hatamız neydi? Külliyatı külliyatla izah yapmıyoruz. Bunun da sebebi şöyle, maalesef öz eleştiri yapacağım, başta benim. Aramızdan, cemaatimizden, içimizden bir filiz çıktığı zaman adetimizdir, kafasını koparmak. Böyle. Dur bakalım. Ümmete bize bir hizmet etsin ya. Hemen kafasını koparıyoruz. Böyle bir ahlakımız var. Tenkit asıl belası, salgın hastalar. Birincisi, külliyatı külliyatla izah yapmadığımız tane. İkincisi, kaderin kim olduğunu sormamışımızdan. İman ettik. Edince ne oluyor? Kederden emin oluyorsun. Kime iman edince kederden emin oluyorsun? Men amene bil kader, emin emin el keder, değil mi? Kederden emin oluyorsun. Nereye iman ettin de kederden emin oldun? Allah'ın esması sıfatı, Allah ettik ya onu başta. Ya kederden emin oldum ya melekler, kitaplar, ahirette iman ettik böyle sıkıntıda kurduk. Kaza etmiştik zaten.
Ahiret iman etmek 5. sırada. Ya kederden niye emin oldum? Ya ahireti ya ebedi istiyordum. Onun için emin oldum lazım. O başlıkta ve bil haşri haşir var. Haşire iman ettim. Yani kaderi kim olduğunu bilmiyoruz. Kader insan ve şeceri hilkat ilişkisi. Tamam mı? Bütün. Yani cüz-i nazarını cüziyetten çıkartman lazım. Cüz-i nazarını külli bakınca o cüz şey külli olur. Resmin bütünselliğini görüyorsun. Anladın mı? O zaman görüyorsun. Ya böyle yapayım ki benim kardeşim seni etkilemesin delikanlı. Ama daha beter mi oldu? Sıkıntı yok. He? Yok, sıkıntı yok. Şöyle yapayım. Peki. Şimdi bu diğer kargası... Diğerlerini izah edememez. Kaderi, Risale-i Nur gibi izah edememesinin sebebi herhalde biz şöyle anladık abi. Cüz-i ihtiyariye pek bakmamışlar. Kaderi tek bir ayakla, kaderle izah etmişler. Kader bir tarafı, cüz-i ihtiyari bir tarafı. Yani kader nefsi gururdan kurtarıyor. Bu iyiliği sen yapmadın. Arkada bu iyiliğin hakiki sahibi Cenab-ı Hak noktasında seni senin önüne bir takoz koyuyor. Şeyde cüz-i ihtiyar da cüz-i irade demiyor, cüz-i ihtiyar diyor. Cüz-i ihtiyar da nefsi gururdan kurtarıyor. Bu ikisi trenin iki rayı gibi düşünürsek bu ikisinin birisi olmayınca diğeri izah edilemiyor. Yani hayır ve şer gibi. Orada enteresan bir şey söylüyor. Akideye girmiş diyor. Cüz-i ihtiyari de akideye girmiş diyor. Cüz-i akide inanılan şey, iman edilen şey. İman şartlarına girmiş. Cüz-i ihtiyari iman şartlarına giriyor. Yani cüz-i ihtiyari siz kader izah edilemez. Kadere de iman edilmez. Kader olmaz. Kader olmuyor. Çünkü bir tarafı var ama diğer tarafı yok yani. Mesela sen bahçeni çevirmişsin. Bir tarafını çevirmişsin. İşte diğer tarafına çevirmesin. Artık buraya kimse giremez deyip de bu tarafı durdurabilir misin? Yani çevirmeden bırakabilir misin? Hayır, hiçbir şey yapmış olmuyorsun. Aslında orayı çevirmediysen asla ve asla bahçeni çevirmiş ol. Yani senin cüz-i ihtiyarisiz kaderi izah etme şansın yok. Anladığım kadarıyla kaderin izah edilememesinin meselesi çok zor olduğundan dolayı değil, cüz-i ihtiyarisiz kader izah edilmeye çalışılmış belki diğer alimlerce. Bu yüzden izah edilememiş gibi anladık. Evet. Kadere iman etmemiz isteniyor cüz-i ihtiyari. Cüz-i ihtiyari iptal eder mi? Anladın mı? Bir daha söyleyeyim. Kadere iman etmemiz isteniyor cüz-i ihtiyariyle. Cüz-i ihtiyarımız yoksa kader iman yoktur. Evet. Cüz-i ihtiyari iptal mi olur? Tam tersine teyit ediyor. Şimdi içine giriyoruz. Şu soruya şab. Peki sorular, bir sürü soru var. Osman hazırladı. 14 tane. 18 tane. Ben gayem şu burada bir saat, iki saatte soru istediğin kadar türetilir. Formül ezberlemedikçe sorunun dibi yoktur. Sistem çözülmesi lazım. Sistem çözüldü mü? Profesör öyle derdi üniversitede. Dermiş ki biz burada eğitmekle esas o değil. Bir şeyi ararken nerede bulacağınızı gösteriyoruz biz. Neyi nerede arayacağınızı, neyi nerede bulacağınızı anlatıyoruz. Onun ilmini veriyoruz. Ondan sonra gidip sen bulacaksın ki onun adı buluştur. Tamam. Şimdi soru bitmez. Yok elimi kolumu bağladı, şöyle yaptı, bir sürü curcuna. Bak hiç anlatmamış. Ustad sistemde bahsetmiş. Tamamen sistem. Ha? Şimdi ben sistemden bahsedeceğim. Sistem. Elimden geldiği kadar. Sorulan ne? Niye çıkıyor diye sorulursa, yani niye soru tükenmiyor? Sebebi şu. Metni okuyorum. Ona ait bir izah yapacağım. Metin şu. Kader ilahi netice ve meyveleri itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep itibariyle dahi
zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Çünkü kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. Kaderin aynı adaletine zulme düşer. Şurayı dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Demek kader ve icad-ı ilahi, bak kader ve icad-ı ilahi, mebde ve muntahaya, asıl ve her, illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. Şimdi bunu bir izahını yapayım. Sorular buradan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Bütün sorular bundan çıkıyor şurada. Diyor ki, burası dünya netice yeri değil. Daha yolun ortasındayız. Tamam mı? Netice mesela, alemi erbahtan, rahm-ı maderden, öyle mi? Çocukluktan, gençlikten, sabavetten, gençlikten, ihtiyarlıktan kabir. Haşir, sırattan geçer, uzun bir seyru seferdir. Bütünsellik bu mu abim? Kader bu bütünselliğin adıdır. Şimdi diyor ki, mebde ve muntahaya ait, asıl ve fe'il. Şimdi yolun ortasındayız, yolun sonunda bilinecek, ortaya çıkacak hikmetleri veya hakikatlerini yolun ortasında sormaya soruyoruz. Ondan kaynaklanıyor. Mesela Sibirya'da yaşamış bir insan. Sibirya'da. Ve Afrika'da çölde yaşamış bir insan. Hükümet getirdi çocuğu. Bu Afyon'un güzelim bahçesine meyveleri getirdi. Hiç ağaç görmemiş. Meyveyi ağaçta görmüş. Tam böyle sular görmüş, içmiş meyveyi, yemiş böyle. Allah Allah, yemiş bitmiş. Ne olacak bir daha seni? Bitti. İlk baharda adam, bahçıvan, budasan. Ne yapıyorsun ya? Niye meyveleri yok ediyorsun? O meyvelerin böyle geldiğini zannetti. Budamayı, baharı kasteden çiftçi için ne kadar elzem ve lüzumlu. Ama o çocuk için ne kadar manasız ve tarz. Bir sürü soru var. Ya niye kesiyorsun bunu ya? Nasıl anlatsın? Budama olmadan o yediğini yiyemez. Neticeyi görmesi lazım. Tamam. Bak ne diyor? Mebde ve muntaha. Biz yolun ortasındayız. At değiştiriyoruz sudan geçerken. Yani orada diyeceğimiz muameleler oluyor. Haşir'de bakacağız. Ha, bunun içinmiş. Ha, aç aç çam. Netice ait soruları yolun ortasında sorulmaz. Netice haşir meydanındadır ki ne için yapıldı olduğunu o zaman anlarız. Hem nasıl kader ilahi netice ve meyveler itibariyle, bak netice orası ve meyveler itibariyle dünyada yapılan muamelelere şerden ve çirkinlikten münezzehtirler. Burada şer var. Şergiki Adem hesabına çalışır diyor. Günahlar var. Günahlar Adem hesabına çalışır. Ama meyveler ve neticeler netice itibariyle mebde ve muntaha elestu bi rabbikum Sırat köprüsünde Darus Selam'a girilince o zaman bitiyor. O zaman mebde ve meyve itibariyle şerden ve çirkinlikte münezzehtir. Şimdi ise münezzeh değildir. Var ya. Ama o bütünsellik içerisinde bu onu doğuruyor. Kaldırın şu ağaç budamayı, meyve alamazsın. Hele üzüm dediğim. Ondan sonra çocuk ne der? O elimi tuttu, bahçıvan ikiye kestirtmedi üzümü. Bahar geldi ve kim herkesinkisi verdi bize. Ay vay baklasana ne olur. Bilmiyordu. Ben bunun için kesiyordum. Bunun için bu duyuyordum. Senin de bazı fiillerini, bazı şeylerini, sağlığını, ekonomini, bazı şeyleri onun için budanıyor. Meyve verirsin diye. Yoksa yaban gibi olacaksın. Bak ne diyor? Hem nasıl ki bak o zaman anlaşılıyor. Üstad koymuş bunu. Hem nasıl kader ilahi netice ve meyveler itibariyle, meyveler ve neticeler itibariyle,
İyimizi çekmemiş bunlar. Şerden ve çirkinlikte münezzehtir. Şimdi var. Öyle de illet ve sebep itibariyle dahi zulümden ve kubuttan mukaddestir. Çünkü kader hakiki illetlere bakar. Yani olayların esmaya, esma hakikatine bakar hakiki illet. Adalet eder. İnsanlar zahiri yani elestu bi rabbikum haşir meydanı arasındaki yolun ortasında zahire gördükleri illetlere bakar hükümlerin binaidir. Kaderin aynı adaletine zulüm ederler. Demek kader ve icad-ı ilahi kendi cümlesi mebde muntaha asıl yani bizim mahiyet hakikatımız ruh. Asıl şu. Ruh ceset. Tamam. Asıl ve fer. Ruh ceset. Mebde muntaha mülk melekut evvel ahir arasındaki ağaca bakma. İllet ve neticeler itibariyle ikisi beraber düşününce şerden ve kubuttan zulümde münezzeh. Yani şer aslında gerçekten yok. Yok. Şer yani burada da yok. Bizim nazarımızda. Yani bizim nazarımızda. Yoldayken yanlış nazarımızda şer ve evet. Yanlış eksik noksan görüyor. Yoksa hakikat nazarında şer eksik noksan yok. Yani bütünsellik bak ne güzel koymuş. Ama bu tanımı için doldurmasa hakikatin esma-i ilahi olduğunu muntaha da orası olduğunu. Şimdi kader niçin altıncı sıraya koyduk? Kısaca şey yapacağım. Sistemi anlatmak işte için. Abi, sistem. Bir şey sorabilir miyim oraya? Şimdi bunu böyle anlarsak da çok değişik bir şey oluyor Hasan abi ya. Yani o zaman bu şer gibi gözüken şeyle bize denilen anlamsız olmuyor mu biz bu şeri artık sonu gördüğümüz için? Sona iman edip, sonu anladığımız için, ahirde şer yoktur, onu anladığımız için, şu andakinde şer olmadığını tam anlasak, tam iman edip, tam itikad etsek, o zaman şerrin bize demek istediği şey de ortadan kalkmış oluyor. Bu da biraz şey olmuyor mu abi ya? Aa burada çocuk doktoru var. Dediğine şu misal yapacağım. İğne vuruyor musun abim çocuğa? Evet. Niye alıyor? Ne anlatsan dinler mi? Yavrum gelecekte mikrop gelecek, şu hastasın. Gelecek siyahat kavuşacaksın. Hayır istemiyorum değil mi? Kesin. Peki sen kesin sen vuruyor musun? Vuruyorum. Peki sen niçin vuruyorsun? Muntahayı görüyorsun. O mebdeyi görüyor. O muntahayı görmüyor. O zaman biz görmeyeceğiz demek. Şimdi bir insan bir sıkıntıya ne zaman tahammül eder? Neticeleri düşününce. Bir insan bu dünyadaki doğrularını, yanlışlarını, haramı, helalı yapma, o etme, zulmetme ya diyebilmesi için, yaşayabilmesi için ahirete iman etmesi gerekiyor. Ahirete iman dünyadaki doğrularımızı belirliyor. Yapamam, yiyemem, haram yiyemem, vuramam, gasp edemem, günahtır. Yani ahirete, yani ileri, neticeyi, müntehayı gören mebdede tahammülü olur. Onun tahammül enerjisi diyor. Mutaya ettiği imanladır diyor. Hepsi nasıl? O nispetle düşünmeli oluyor. Evet. Mesela diyor ki, işaret icazdan çıkarttım onu. Allah'ın diyor, ibadetteki emri, tahfif eden, hafifleyen, Allah'ın iltifatı. Nasıl iltifat? Hasan. Mesela, Hasan oğlum. Hasan kardeşim, şu bahçede bana bir su getir misin? Bir tanesi dese, kalk lan. Çocuk, sen öğretmen misin biliyorum. Ama normal arkadaş dese kardeşim git al. Zor hakikaten. Ama ben yaşlıyım yani bildiğim. Beraber büyümüşüz. Hasan'ım şu bir bardak su getir. Hemen abi. Aynı soruyu. Hasan'ım bana bir su getirir misin ustad dese. Şimdi. Nasıl gidersin? Resulullah'a gelse. Ha size emredilen şeyin emreden zata göre onun külfeti kalkıyor. Eyvah Aleyhisselam için değil mi? Hastalığın azim mükafatını düşünerek. Evet. Kemal Esabı. Ve Eyyub Aleyhisselam'a Allah her gün 70 defa gelip onunla konuşup diyormuş ki ey hasta kulum nasılsın? Konuşuyormuş. İyiyim ya Rabbi. Hiç istememiş. Hep misafir olmuş Allah. Zarar bana dokundu. Yani aslında ustanın anlattığı gibi de başka bir tefsirciler diyor ki Allah'ın ziyareti kalkınca zarar bana dokundu. Keşke devam etseydi.
Şimdi tamam mı? Bakın şimdi bunu kaçırmayın. Çünkü çok sorularımıza cevap veriyor. Burayı anlamlandıran, anlamsız kılan, burayı anlamlandıran ve anlamsız kılan, şer ve çirkinlik denilen şey, müntahayı, neticeyi görememekten, başla bakamamaktan, mebde, müntaha, buradayım, burada, orada. Bütünsel görememek. Evet, bütünsel olamamaktan kaynaklanan sorular. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın şeyi gibi değil mi? Evet, evet. Evet. Şimdi ben iman esasının altıncısı niye kader olmuş? Sistemi anlatmak için. Sistemi anlatacağım şimdi. Çok zevk aldım, bir keyif aldım. Mevzu. Şimdi Allah kim, sen kim, ben kim? Allah muhatap aldı. O Allah ki bizi buraya getirdi. Değil mi? Hamdü senalar olsun. Bunları konuşturuyor. Bir vakıf kardeşin tespit ettiği gibi. Allah diyor, nakşicilere dedi ki diyor, Adıyaman'a, siz benim zikrimi anlattınız. Mahmud Efendi cemaatine dedi ki Allah, siz diyor Kur'an öğretin, Arapça öğretin. Bir vakıf kardeşin. Nurcudan'a dedi ki, İçinde ben olan ve zatımın nuru olan iman denilen, benim için en emniyetli olan Allah nazarında imandır. İmandan daha emniyetli bir şey yoktur. Allah nazarında. Onu da sizin vasıtanızla ben millete yapacağım. Siz de bunu anlatın. Sizin vazifeniz de budur. Allah dedi ki, abi bu nasıl bir şeref ya? Allah'ın sıfatını anlatmak zikir, Allah'ın ilmini anlatmak Arapça mesela ilim, Allah'ın zatını anlatmak iman. Meslek bu. Sen beni anlatacaksın. İmam Buhari Hazretleri abi bir yere gidiyormuş. Sormuşlar ona yani nereye gidiyorsun? Demiş bir alimin yanına gidiyorum. Ya demiş sen koskoca alimsin yani. Demiş ki yanına gittiğim ben demiş Allah'ın dinini biliyorum. Yanına gittiğim Allah'ı biliyor demiş yani. Allah'a Allah'ım, onu söyleyen ve dinleyenlere ve ümmeti Muhammed'e rahmet et. Bu sözünden dolayı. O kadar etkilendim ki. Ve gurur diyorum Müslümanımdan. Benim vücudumuzdan. Hamdolsun. Şuraya bak ya. Takdir edebilmek daha. Takdir etmeye layıktır. Tenkit, tenkite layıktır. Takdir, takdire layıktır. Elhamdülillah. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Camı açtık mı böyle? Şöyle bir aç. Aç abim. Aç aç. Hep Ali kardeşin suçu. Bize sucuk yedirdi. Ateş atıyor. Ahir yanıyor. Ateşli bir ders. Afyon'da sucuk yeniyor. Afyon'da sucuk yeniyor. Canım benim. Abi gömleği çıkartalım. Şimdi esas kanaya giriyor. Şimdi mukaddemeydi bunlar. Ama Hasan'ım, öğretmensin. Mebde ve muntahayı çok sorularımıza cevap verdi. Ağaç budama meselesi. Doktor. Hemen arkanda çocuk doktor. Onu görünce o misal hatırımıza. Sırattaymışız meğerse abi. Ha? Sırattaymışız meğerse. Şu anda sırattayız kardeşim. At değişti. Şu anda sırat köprüsündeyiz. Sırat köprüsü ne zaman çek? Elestu bir rabbikum de başladı. Darus selam. Hadiste darul karar. Girince Allah Resulü diyor ki hadis-i kutsi, ölüm denilen bir keçi, keçiye dönüştürecek. Sırat köprüsünde kesilirken cehennem ve cennet ehli görecek. Ölüm öldürülecek. O zaman cehennem ehli cehenneme girdiğini, eyvah! Ölüm öldürüldü, cehennemde ölüm yok. Cehennemi cehennem yapan ölümün ölmesidir. Cenneti cennet yapan ölümün ölmesidir. Anladın mı? Hususi abi, peki cehennemden çıkılacak mı? Kapılarını falan kapatıyor, ölüm de öldürülüyor. O zaman geri çıkış olacak. Cehennemin 7 tane tabakası var. Bir derste dedim şok oldu. İlk önce başını söyleyeyim. Allah'ın aklı yok deyince Abdullah estağfurullah dedi. Sonra da estağfurullah dedi. Çünkü Allah'ın subut-u sıfatında, bir şey bunu anlatacağım. Subut-u sıfatında Allah'ın aklı yok. Allah'ın ilmi var. Akıl usta der ki 27. sayfada sözde Ali. Allah ilmiyle aklı yarattı. Akıl mahluktur. Alet kullanmıyor.
kullanılan alettir, tamam mı? Şimdi bunun gibidir. Diyeceğim şimdi. Cehennemde kafir girmeyecek. Hiçbir kafirin işi yok orada. Munafın işi yok cehennemde. Cehennem yedi tabakada. Sakardır, Haviye'dir, tamam mı? Hutame'dir, Veyn'dir. Cehennemin yedi tabakasının en üst tabakası cehennemdir adı. Oraya sırf Müslümanların günahkarları girecek. Dolayısıyla o Müslümanlar en son çıkınca o kapanacak. Ondandır ki Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, ya Rabbi cehennemde o kadar vücudumu büyük yap ki Müslümanlara yer kalmasın. Bunu gören tabii bu mantığı bilmeyen, Ehl-i Sünnet'in eserini okumayan, şu yedi tabakayı bilmeyen, Allah'tan daha mı merhametlidir? Bu söz yani nasıl yapıyorsun? Şialardan geliyor. Şimdi gördünüz mü? Bu Allah diyor ki halidine fiha ebeda kafirlere. Ha bu münafıkların Haviye'de olan Yahudilerin olduğu cehennem tabakası değil. Sırf Müslümanların bulunduğu tabaka. Benim için diyor bunu, senin için diyor. Birinci tabaka o kapanacak. Bazı alimler kabak ekilecek diyor oraya. Acayipmiş, Allah kapatacak diyor. Çünkü Müslüman mümin. Eğer kafirse oradan düşüyor zaten. Kafire uygulanacak ayeti Müslümana uyguluyor. Tabi. Neyse geçelim. Yani o ne onu söyledim. Yani niçin şok olsun? Allah'ın aklı yoktur. Kafir cehenneme girmeyecek. Hani 25. kar olsun. Tamam. Şimdi amentü billahi. Altı tane iman esaslarından, ikinci imanlarından olan meleklere iman. İkinci meleklere iman. Şimdi sistemde bahsediyorum. Niye meleklere iman demiş? Lan ne yapacağım ya ben? Meleklere iman niye demiş? Hadi ahiret işime yaradı. İlk önce ondan başladım. Kitap da lazım, yaradı. Haşir de dertlerimi giderdi. Dünya, ahiretin en çok işlevi, en harika işlevi, beni deli eden özelliği, ahiret iman, dünyadaki hayatıma emin kılıyor. Bu budur, bu da budur, bu iyi değil, bu yanlış. Bu haramdır, bu yeme ya. Bu deme ya. Dettiren o. Şey gibi abi, okula gidiyorsun, birinci sınıf, ikinci sınıf, 3, 4, 5, 8, 300, 500 diploma yok. Ya. Ama diploma koyduğun zaman okula gitmen anlamı oluyor. Yani bizim ahirette gideceğimiz iman noktasında bilindiği için, yani diyoruz ki dördüncü sınıfı bitince diplomayı veriyorlar. Evet. Gidip, bekliyoruz onu. Evet. Ama ahirette iman etmeyen birinci sınıftan ikinci sınıfa geçmesinin anlamı ne yani? Üçüncü sınıfa geçmesinin anlamı ne? Altında diplomayı olmadığı için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bak şimdi arkadaşlar, sırf bu kampta şu okuyacağım yer. Tamam. Sistemi anlat. Ben sistemin delisiyim. Size mesela ilim malıma tabi. Tabirlere de gireceğim. Allah'ın izniyle. Meylam. Çok uğraşıldı. Risale-i Nur'da. Lüzum, zaruret, vücub. İlleti tamme. Tamam zaten bunlar. Bu sistemi anlattıktan sonra tabirlerin tanımlamasına gireceğim. Ondan sonra bırakacağım. Öğleden sonra inşallah Adem dersi yapacağım. Yarın da buna devam edeceğiz. Arada hazır enfusi şeyleri olan varsa onlar da arada, bu biz zaten adımlayacak, arada takdim edecekler yani. Zaten takdim edeceksiniz. Etmek hazırlığı olanlar varsa. Vardır mı? Pazar değil mi? Adem pazar değil mi? Pazar günü nasıl edecekleriz Adem'e? Öyle mi? Şöyleden sonra. Bir o ki tazelensin diye. Yani hazım olsun. Tekrar pazar günü gene kader, tekrar Adem. Yani soğusun üzeri. Sonra da biraz yapacağız. Ha? Akşamdan biraz yapacağız. Ha Allah Allah. Pazarda Miraç değil mi? Akşam. Miraç mı yapacağız? Miraç dersin. Miraç'ta Miraç yapacağız. Miracı Miraç yapacağız. Hadi bakalım. Altı tane iman esaslarından ikinci imandan olan meleklere iman. Oysa melekler insanoğlundan daha düşük mahiyete sahip. Çünkü şeceri malum, enfusçiler bunu biliyor niye kadar. Şeceri, ama ilk önce baştan söyleyeyim. Nur-u Muhammed'den her şey yaratılmış. O Nur-u Muhammed'i, bizde timsali var, onu anlatayım. Nur-u Muhammed'i güneştir. Tamam mı? Mecul. Ayna, yerdeki ayna bizim ruhumuzdur. Aynadaki gözüken güneş, Nur-u Muhammed'idir. Bizde. Bendeki o.
ondaki ben. Ben var orada. Şimdi o bütünselliğin adı mec'uldur. Yani her şeyin mahlukatta var. Ağaçlar var, domuz var, Cebrail var. O Nur-u Muhammed'i çekirdeğinde mec'ul. İnsana, insana dönüşüm içindeki insanlar, onlara eneler var orada. Oradan bana bir tane aksetmiş bu ene, bu mahluk değil. Çünkü Allah diyor ki Celle Celaluhu, ben kainata sığmadım. Allah zatıyla kainatta demek küfürdür zaten ehl-i sünnete göre. Sıfatlarıyla var. Hoca değil mi? Ne var? İlmi, irade, kudretiyle var. Zatı insanda var. Peki Allah şeceri şirkate, mahlukata sığmadı. Beni seven müminin kalbine sığdım diyorsa, o zaman insanda mahluk olmaya bir yönü var ki oraya sığdı. Bir daha. Şeceri şirkata sığmadı. Kainata sığmadı. Beni seven müminin kalbine sığdı. O zaman insanda bir sistemsiz sistem, varlıksız varlık, vücutsuz vücut, sıfatsız sıfat denen bir şey var. Oraya sığmış. Ha, onu kastederek söylüyorum. Bu bina Afyon'dadır. Afyon Türkiye'dedir. Ha? Türkiye dünyadadır. Böyle gider. Şimdi ben ters söylüyorum. Bir saray var. Bunu da ben uyduruyorum. Ha, bir tanesi demiş ki, bir tane bir şöyski çok şaşırdı ama kendisi telefon etti. Böyle şey mi olur dedi ya. Dedi ki abi dedim, bir saray düşün dedi. Gafur. Burada mıyız abi? Buradayız abi. Ha, bir saray düşün abi. Abim oraya şehri sokar mısın? Bu şehri. Burada bir saray düşün. Bu şehri onun içine sok. Afyon'u. Alemi içine sok. Bu saray nerede? İlk önce şehir diyor, memleket diyor, alem diyor. Üç tane ben acele olsun diye. Sarayın içine şehir, memleket, alem. Soktun. Peki bu saray nerede? Kaderde. Şimdi o saray, 23'ün sözünde insandır. Tamam mı? O şehir, ustad kainat şehir diyor. Alem, 18 bin alem diyor. Tamam mı? İnsan bu. Şimdi bu insan her şeyin cemul cemi veya zıttan da cemi, camul ezdat olan bir insana kendisinden daha düşük makamda, yapıda ve sistemde olan meleklere iman etme emrediliyor. Niye? Oysa meleklere insanoğlundan daha düşük manyete sahipler. Bu altı tane iman esasıyla insan kendini maddi ve manevi inşa etmek içindir. İnsan beş tanesi malzeme yapacak, altıncısıyla kendisini, dimağını, inşa, kalbini ihya edecek. İksiri maya yapacak. Muhatab-ı ilahi olacak. Bu sistemin adı kurbiye. Bu işletilirse akrabiyet olur. Sırrı kader akrabiyet diyebilir miyiz? Sırrı kader ikisinin cemidir. Çünkü akrabiyetin dibini çekersen kurbiyeti akrabiyet yoktur. Sırrı kader sistem kaderdir. Sırrı kader ise meyvedeki çekirdeğin kökteki çekirdeğinde kendisini görmesidir. Emin bu. Haydi itisali geçiyoruz. Meyvedeki çekirdeğin, kökteki çekirdekte, bendeki o. Meyvedeki çekirdeğin, kökteki çekirdeğin içinde kendini görmesi sırrı kader. Kökteki çekirdekle meyvedeki çekirdek arasındaki adı kaderdir. Kökteki çekirdekle meyvedeki çekirdeğin haydi ittisalı yani huvel evveluhu sikke huvel ahiruhu meyve hatem huvel zahiru mühür huvel batın tura. Bu dört ismin hulasası
kader ve farkındalığı kurbiyet. Bununla inşa olan bir ruh, meyvedeki benle çekirdekteki çekirdekte, çünkü çekirdekte kendisini görmesi, o Rabbi o işte. Bu sırrı kader. Seni oraya taşımak içindir. Kadere iman etmek. Herkesin Rabbi, herkes kaderinin inkişafı nispetindedir. Devam edin. Bu altı iman esasıyla insan kendini maddi ve manevi inşa etmek içindir. Dedim ya ben, sorulara değil sistemle konuşacağım. Yani karınca kararınca. Yani miktarınca yapabildiğim kadar. Doğru, bunları arada söylediklerim doğru değil. Zannediyor. Doğrusu bulunana kadar zanın doğrudur. Yanlışım dediler de çok, onu çok kızdılar yani dinleyenler. Doğrusu bulunana kadar bu zanım yanlıştır. Bu yanlışım doğrudur deyince yok deme. Hem de itham ediyorsun, aşağılıyorsun dersleri. Dediler. Ha zanımdır ancak. O cümle onlara ait, dinleyen arkadaşlara ait. Doğrusu bulunana kadar, değil o kardeşim, onu yanlış söyledim. Nasıl peki? Abdülkadir nasıl? Bu. Ha tamam. Doğru bulunması içindir bu, işaret taşları. Mesela şimdi ilim de o şekilde. Sırrı kadere dediniz ya mesela bu şekilde. Biri dedi ki yanlış söylüyorsun, böyle değil. Öyle bak, buradaki yerde bunu çıkarttım, doğrusunuz, siz bunu yanlış anlıyorsunuz. O denmesi içindir bu. Merdiveni basmak içindir. Çıkmak için. Kafama bas, çık. Ama derse ki yok olmaz öyle şey. Olmaz dedi. Niye? Olmaz. Hazreti Ali'ye geçiyoruz. Çare sunmaya tengin, tahriptir. Hiç koy kenara, kale alma. Ama kale aldı, yanlış da söylese, dur, dinle. Dinle. Dinle ne olur. Bazen onun söylediği yanlış, hiç alakası olmayan bir kapı açılıp... Bana kapı açılıyor. Sen konuşunca mesela, iki önce konuşunca, şunu çıkmıştı. Kadere iman etmeyi cüz-i ihtiyarıyla oldu. Cüz-i ihtiyarıyla yaptı. Bunu bilmiyordum sen konuşunca, ama sen bunu demedin. Demedim, başka şey dedim. Beni buraya götürdü ama oradan Allah verdi. Yeni öğren. Cüz-i ihtiyarsız kader yoktur. O zaman cüz-i ihtiyarı iptal etmek değil, cüz-i ihtiyarı muhtaçtır. Hasan abi. İhtiyarsız iman yoktur diye. Olmaz. İtikat yoktur. İtikat olmayınca iman da yoktur. Ben onu bir şekilde anladım. Bende bir farklı oturdu. İfade etmeye çalıştım arabada. Abdullah abiye farklı oturdu. O size anlattı, siz de farklı oturdu. Şimdi hepimiz oturuyoruz. Allah çok hoştur. Size bir cümle de söyleyeyim. İnsan poşetindeki sermayesini azmedin. Allah ne kadar seviyorsanız o kadar sevdirebilirsiniz. Eğer Allah deyince sen Cumhuriyet Savcısı, ceza kesen savcı anlıyorsan, senin aleminde Allah olur. Sen konuşunca Allah'ı anlatırken alemindeki Allah'ı anlatıyorsun. Eğer Allah'ı ne kadar seviyorsanız o kadar sevdirebilirsiniz. Allah'ın kendisi ayrıdır. Allah sevgisi ayrıdır. Dedi ya o alim. Ben Allah'ı biliyorum. O nasıl demişti? Ben Allah'ın dinini biliyorum. O ise Allah'ı biliyor. Allah'ı biliyor. Bu biraz nakıs olabilir abi ya. Yok üstad da diyor. Kadar, seviyorsan o kadar sevdirebilirsin. Mesela Hazreti Yunus'a bir kişi neyle iman etmiş? O Allah'ı sevmediği için değil de ötekilerin de nasip olmadığı için. Biraz o cihette var herhalde. Kaç tarafında tabii ki. Ha şöyle doğru. Bunu doğru söylüyor. Umumi şey yapılır. Bir şeyin anlaşılması için diyor. 25. sözde 5 tane şart hasıl diyor. Doğru, bu anlaşılabilir böyle. 5 tane şartın bir tanesi konuşmacıya bağlı bakıyor, 4'ü karşıya bağlı. Anlaması için. Mesela konuşmacı Yunus Eyüp Aleyhisselam 7 kişi iman etmiş. 7 kişi iman etmiş. 146 sene yaşamış. 7 kişi iman etmiş. Diyor ki 25. sözde, bir diyor hakikatin anlaşılması için birincisi mütekellime bakar, 4. 4 tane madde muhataba bakar. Bu doğru, anlaşılabilir.
Ama şu, o, şunu kastettim Abdullah, tevil için demiyorum. Benim alemimde Allah ne kadar tatlı bir şeyse onu anlatabilirim. Şimdi kalkıp da benim alemimde böyle bir Allah, sana abdestten bahsetmem otobüste. Onu kastettim. Sen otobüste birisi yanında oturdun. Değil mi? Uçakta. Her şey uçakta şimdi. Şimdi uçakta bazı şeyler oldu da. Ondan sonra... Normal adam oturmaz senin yanına zaten. Biz oturmadık onun için. Normalde abi üstad da söylemiş yani. Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır yani. Evet. Yani onu izah etmiş yani. Ama yanlış anlaşılabilir evet. Diye. Doğru söyle. Doğru. Düzeltin Allah razı olsun. Yanlış anlaşılmaz. Ama benim kastettiğim oydu. Yani ben ne kadar seviyorsam Allah deyince cehennem atını ben hatırlamıyorum. Ölüm senaryoları da geçirdim zehirlenmeden. O haletleri yaşadım ama Allah'ım hep böyle ümit makamında. Nasıl canımı alacak? Hiç de düşünmedim. Bu kitabı ustada yazdıran Allah'a zatına yemin ederim ki hırtlamda azal gelecek, böyle alacak, böyle hiç hatırıma gelmedi. O zehir anın seninle bir tanesine şahitsin. Hep böyle Allah nasıl olacak? Allah nasıl olacak? Ya hep kavuşturuyorsun. Aradaki şeylere pek bakmıyor. Yok, gör. Azrail'miş, Ecel'miş falan. Gör, vallahi. Yani yaşadım. Şu anda masada olarak söylemiyorum. Bakayım Allah nasıl bir şey olacak. Vesaire. Ali kardeş, bir tane de istiyorum abi. Delinin birisi sen. Oh, iyi ki Allah var. Hoşuma gidiyor Allah. Sen çeketi çıkarsana ya. Uçak dediğiniz abi orada kaldırır. Tamam. Merak da orada kaldırır. Uçak. Sen mantık ol. Sen mantık ol. Çünkü hem alt kalk koltukları da yanmıyor. Şimdi onu alamayacak. Çay arasında. Bilim adamları kuantum fiziğinde şimdi Allah'ı nasıl beklerseniz öyle olursunuz diyorlar. Nasıl diyorlar? Yani. Ha, aynı. Maddeyi nasıl umarsanız öyledir madde. Madde kanlıları yok. Gözlemciye harika göre. Harika biçim. Gözlemciye göre değişiyor. Herkes kendine. Bazen çok güzel laf ediyorsun be. Siz öyle anlıyorsunuz Hasan abi. Bazen işe yarıyorsun, devamlı değil. Öyle değil mi? Gafur ses çıkıyor bazen. Gafur, iyi misin? Tamam. Seni birisi çukura indirmiş ama, Yakup'un çocukları olmasın? Yok abi yok, kader indirdi. Bırak o taşları ya, mavi taşları. Mavi taşları. Uçakla yanında biri oturmuştu abi. O kaç şey yapar. Çok onu anlatırım. O yanımdaki hariç bir de arkada 3 tane üniversiteli kız vardı. Onlar da bambaşka oldu. Ya onlar da. Uçaktan indik beklediler. Çok şey ya. Çünkü ben petrol alırken bir yere gider ki gittiğim zaman yani bana Allah sorar. Yani bu adam, bu kadın, bu kız bana sorar ve bu adam. Sen benimle orada alışveriş yaptın, hiç niye Allah'tan bahsetmedin ya? Ya ben dinlemezdim falan zannettiğim için, sana ne? Der diye mutlaka iki kelam edeyim. Allah sağ Şimdi onlar bu akşam ne yaptılar acaba? Çok ararlar. Bu 6 tane iman esasları ile insan kendini maddi ve manevi inşa etmek içindi. Oysa insanın kendini anlaması en zor olduğundan. Allah'ı mı? Duymuşsunuzdur da. Allah'ı tanımak mı kolay, insanı mı? Allah'ı tanımak mı zor, insanı mı? İnsanı tanımak zordur. Kendini bilen Rabbini bilir. Ben arefe, nefse mi? Bakar Rabbim. Çünkü Allah'ın kitabı var, kendini tanıtıyor. Allah'ın peygamberi var, kendini tarif ediyor. Tarif ediyor, tanıtıyor, tarif ediyor. Kainatta icraatı var. Allah'ın fiili var, sanatı var. Allah tanımlıyor. Benim neyim var? Hiçbir şeyim yok. Bu da benim değil. Bir de diyor ki o Allah, bu da senin değil, sen değilsin. Sadece aydan. Ya bu ben miyim giydim diye, bu. Atlet ben mi giydim diye, bu da ben değilim. Ceset de değilim. Hayat da değilim, akıl da değilim, ruh da değilim. E kimim ya? Adem gibi bir şey.
Ha, onun için insan kendisini tanıması zor olduğu için beş tane iman malzemesiyle kendisini inşa eden insanın kendisi, kaderi iman edenin kendisi. Üstelik o malzeme, saydığınız malzemeler hepsi tanımayı zorlaştıran şeyler abi. Çünkü diyorsun, o zannettiğin için tanımak zorlaşıyor. Mesela cesedi ben zannediyor, aklı ben zannediyor. İnsan deyince değil mi doktorum? Evet. İnsan dedi ki ben deyince bedeni kastediyorlar değil mi? Ruhu genelde arka plana koyuyorlar, cesedi sadece kastediyorlar. Ceset. Yani makineler çalışan, bıçaklar gibi, vidalar, çarklar, öyle bir şey tasvir ediliyor. Bak bu söz tesir ediyor ben adam. Normal sen doktor olduğu için okumuştun. Evet. Ve işin başında. Aynen öyle. Makine. İnsan deyince makine anlıyorlar. Çivatalar gevşemiş. Onun için araba çikolata için gaz gaz ediyor. Onun için şu ilaç iç. Her bakımı da zaten ona yapıyorlar abi. Yani her bakımı da buna yapıyorlar. Evet, ışık geldi, göz küresi aldı, arka merceğe aktardı. Sonra sinir sistemiyle beyine iletildi. Beyinde bir algı sizin daha çok bu tasavvur, tahayyül, onunla kastettiğiniz yerde emosyonel yer, limbik sistem dediğimiz bir yer. Orasıyla uğraşıyor. Beynin tam merkezi. Tam merkeziyle uğraşılıyor yani. Bu dimağ yani. Tam merkeziyle uğraşılan bir yere aktarılıyor bütün bunlar. Oradan. Hisler, duygular, düşünceler, korku, endişe, vesvese. Hep oraya gidiyor. Oysa ama kapalı bir kutu orası da tabii. Allah Allah. Öyleyse insan kendini anlaması, anlamlandırması, kendini kendiyle, kendini hariçte anlaması ve anlamlandırması zor olduğundan beş iman esaslarıyla, malzemeleriyle ancak kendini tanıyıp inşa edebilir. İnsan meleklerden daha cami olduğundan kendini inşa ve ihya etmek en zordur. En kolaydan en zora iman sıralanmış. En kolaydan en zora. Ahiretin de şeyi yoktur, eseri yoktur. Onun için Allah hakkında tafsilatı ile çok burhanlar ispat ettiği anlatıldığı halde ahiret hakkında ulema akıl buna yol bulamaz. Değil mi? Dediği. İman edilir. He, iman edilir. O zaman iman esasları en kolaydan en zora geçilmiş. He? Bak nasıl değişiyor şimdi haletimiz değil mi? Yani sistem bak. İman esası bir sistemdir. Sistem. Rastgele konudur. Bunları... Abi yanlış yürümemek için, ben kendi adıma, sadece kendi menfaatim için şimdi soruyorum bu soruyu. Bir şeyleri kafamda oturtmaya çalışıyorum da. Şimdi Allah'a iman bir desek. Meleklere, kitaplara, peygambere ve ahirete iki desek. Kadere de üç desek. Bunları lüzum, zaruret, vücut şeklinde... Fesubhanallah. Bir daha söyle şimdi. Bir sıralayayım. Yani Allah... Allah'a imana bir desek abi. Allah sonra... Meleklere, kitaplara, peygamberlere ve ahirete... Bir dakika, meleklere, kitap... Peygamberlere... Ve ahirete. Ahirete ne kaldı? Hepsi yaptın. Buna iki deyip... Hani bir hangisi onu söyle. Bir Allah'a iman. Bir deyim Allah'a... Melekler... Kitaplara, peygamberlere ve ahirete. İki. Kadere de üç. Kader üç. Subhanallah. Peki onu, ben bunu ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Bu lüzum, zaret, vücubu bunu uygulayalım. Sırası gelince. Çok ilginç. Çünkü Allah başka bir şey bunlardan. Evet. Allah bunlardan başka bir şey. Hakikaten Allah her şeyin kaynağı. O bir. Melekler, kitaplar, peygamber, ahiret, gene varlık, evet. Varlık düzeyi. Bunlar benim dışımda Allah olmayan bu iki ama kader de benim. Bu üç kategori. Lüzum, zaruret, vücub olur mu diye. Allah Allah. Tamam. Ulan... Bazen deli şey yapıyorsun ama okşamıyorum. Çok tuhaf bu. Dur ama gelecek. Çünkü her şeyi değerlendireceğiz. Adam sabahdan beri bunu düşünüyormuş abi. Bu bile delilmiş ya. Siz de isteyebilirsiniz ha, bana bakmayın. Ali kardeş bunlar vermiyor mu? Bir dakika. İşte, havale yap yeter. Bana verdiğin.
Işığı o. Bizim tamam. Bazıları iki yaptı galiba. Öyle mi? Tabii. Sen geriden gideceksin. Çok seviyorum sizi elhamdülillah. En kolaydan en zora iman esasları sıralanmış. Peygamberlerin imanında çok zor. Çünkü yani üçüncü ona mahsus yaptım. Niçin en zor iman esasları sıralanmış? Çünkü peygamberlere iman çok zor. Çünkü benim cinsimden olana her şeyimle tabi olacağım ne kadar zordur. Kendimden daha fazla seveceğim. Çok zor. Haşir akidesi, insan kendi aleminde şahit olabilmesi itibariyle ondan da zordur. Peygamber'e iman etmek, kendimi terk etmem gerekiyor. İsa Hazreti, kendimi ortadan kaldırdıktan sonra mutlak her şeyde tabi olabiliyorum. Bu zor. Ondan zordur. Ahiretin eseri yoktur. Ahiretin eseri bende. Buhran, bunalım, panik atak. Gelirken anlattım doktoruma. Göğsüme ateş bastı. Psikolojiye bir malzeme vereyim. Yeni bir Allah'ın ikramı. Göğsüme bir ateş bastı. Böyle yapıyor Cenab-ı Hak. Ben bunu hem beşeriyet itibariyle hem de Müslümanlarıma istifade etsin diye. Ateş bastı. Kaptanım, dünya dar ya. Her tarafa çık, dar. Lan ağaç çık işte, git tarlaya. Yaşanıyor. Yumruk atıyorum o kaosa, gitmiyor. Penseyle şey yapıyorum, yok. Silah atıyorum o enerjiye beni sarmalayan. Tornavidayla, penseyle ateşle yakıyorum. Biçki yapıyorum. Hiçbir şeyle onu yaramıyorum. O kaos. O ancak Kur'an'la gidiyor. Peki ne anlatacağım? Bunu biliyordunuz. Başka bir şey anlatacağım. Dedim ki bedende olup, maddede olup, madde olmaya. Nasıl anlatacaksın? Doktora gelip hemen yazacaksın. Psikoloji. Bir laf bulduk. Zaten doğru bir laf da yanlış anlaşılma. Psiko, ruh. Loji, ilim. Ruh ilmi. Ama beden kapı veriyoruz. Psikoloji, ruhsaldır diyoruz. Bedensel ilaç veriyoruz. Atom cinsinden bir şey veriyoruz. Ne yapalım? Yani vücudu devre dışı yapalım. Bununla meşgul olmasın, ruh kendisini tamir eder. Şimdi anlatacağım. Kaos. Ha nedir dedim. Ben bu Kur'an'la gider, onu duyduk, o değil. Nerede bu? Burada. Nasıl, nereden geldi? Neredeydi? Nasıl gitmiyor? Maddede olup maddeyi blok etmiş ve yok et. Maddeyi ortadan kaldırmış. Hakim bu. Ama kimse görmüyor. Bu haletimi herkes yaşamış sizde. Bedenle bu aletle ilişkisini düşünün, ne olur. Bu alet değil mi sarmalamış, dünyamızı cehenneme çevirmiş. Burada ama burada değil. Ama madde gözüküyor, madde değil. Maddede gözük, madde değil. Ama maddeyi devre dışı yapmış. Bununla beden ilişkisini düşünün. Dünya cehennem ilişkisi böyledir. Cehennem nerededir? Bu haletin vücudunun neresindeyse cehennem de dünyanın orasındadır. Tersini yapalım. Cennet alsa bir halet olur bu derste. Huzur olur şimdi. Öyle hazır. Nerede o? Aynı misal gibi. O huzur, o halet bedenin neresindeyse cennet dünyanın orasındadır. Anladın mı? Onun için cennet cehenneme gitmeyse zaten girmiş adam. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Cennete gireceksin demiyor ki. Gir cennete. Hazır çekibini kullan. Evet, hadi bakalım. Bu dünya insan, acele etmiyorum ki otursun sistemi anlatsak yeter yani, içine girmesek de. Ama sonra tabirleri tanımlayacağız. Bugün sistemi anlatsam yarın tabiri şey yapacağım. Bu dünya insan kendini inşa ve ihya etmek için geldiğinden İnsanın yaratılması insana bakıyor. Yani Allah madem biliyor. Ha, sorulara işte buradan cevap, işte istediğin çıkar. Ya Allah madem biliyor da işte bizi niye getirdi bilmem ne. Yani geç onları. Bu dünyaya insan kendisini inşa ve ihya etmek için geldiğinden, yaratıldığından
Allah'ı Celle Celle tanımak kolay, insan kendini tanıması zordur. Yani insanın bu dünyaya gelmesi Allah ile değil, bizimle alakalıdır. Biz. Çünkü insanın eseri, kitabı ve peygamberi yoktur. Allah'ın hem eseri, hem peygamberi, hem de kitapları var. Ondan Allah'ı tanımak en kolaydır. O altı iman esaslarına iman edecek olan insanın kendinden emin olması bu malzemelerle, bu beş taneye iman eden kişinin iman etmesiyle içsel aleminde emin olan insan. İman edince ne olur? Allah'a iman ettin. Yazar mısın? Allah'a iman ettin. Kitaplara, meleklere iman ettin. Tamam. İman, iman. Kitaplara, peygamber, haşi, iman. Topla. İman, iman, iman. Manası neydi iman? Emin. Peki emin kim? İman etmeyeli emin oldu. Yani emin olan kişi. Neden emin oldu? Allah'a iman ettim, dışarıya çıkmadık. Allah dışarıda bir şey. Benim dışımda. Ama iman etmek içeride. Yani neticesi bende. Melekler iman etti, melek dışarıda. İman etmenin neticesi içeride. Sonunda kederden emin oldu. Her şeye emin olup abi, hiçbir şey olmadığından zor oluyor kaderi anlamak. Alın. Yani hiçbir şey seni değil. Şimdi bakın, iman ettiğim şey hariçte, iman etmeden o doğan netice bende. İman, emin oldum. Hayır cihetinde ben hiçbir şeyim ama şer cihetinde cüz-i ihtiyariyim. Bu kendinden emin olması, bu eminlik de niçin durmuyorum o şeye? O içindeki izahlar. Tamam. O 500 saat burada, 500 gün kalsak, gitsek bir iki ay sonra kader kafamıza gelecek. Sistem bilmediniz. Sistem. Ama insan ve şeceri hilkat ilişkisinin ve beş tane iman esasını hazmeden kendi kişi bunu unutamam. Bu sefer perkeli bu merkezde koyduğun zaman sorulara cevap vermek çok kolaydır. Bu eminlik de doktorum, kadere iman eden kederden emin olur sırrını yakalıyor insan. Kederden emin olan kişi, niye kederden emin oldu? Beş tane malzemeyle donatıldığı için. Kamil. Bunu yapabilen kişi, bunlara iman etti ya, edebildiği için kadere iman etti. Onlara iman edebilenin kendisi kadere iman etmek. Kamil buradan mı geliyor? Kemalat buradan, kamallik buradan. Allah'a iman etmek, mevzu Allah'tır. Dışımda. Meleklere iman etmek mevzu, meleklerdir dışarıda. Kadere iman etmek de mevzu, iman edenin kendisidir. Zaten Allah'a iman etmek, Allah dışındadır, benim dışımdadır, melek benim dışımdadır. Ama iman etmen, yani imandan doğan, ona iman, eminlik bendedir. Onun içine alıyorum. Allah'lık hakikatini içime alıyorum, iman etmeyle. Meleğe iman etmeyle, meleklik hakikatini içime alıyorum. Ondandır ki 26. sözün kader risalesinin zeyli insanın enfus alemini netleştiriyor ve içine uyguluyor kaderi. Fiili kader, zeyl. Zeyl neydi manası? Tamamlamak yani. Tamamlamak. Tamamlamak. Tamam, bütünleştirmek. Şimdi geliyorum tek tek şeylere. Kısacası Amentü billahi ve melaiketihi ve melaiketihi enenin vücudu haricisi olan mahluk ruhu vücutta tutan ki ruhul kudüs denmiş. Cebrail aleyhisselam makamı. Yani meleklere iman etmenin nedir o? Kainat, 29 sözden söylüyorum. Kainat ve varlık şuursuz. Ama bir bütün. Kainatın parça parça gözüken, bize düşman gibi anlaşılan şu mevcudatın hadiseleri bir kadir-i mutlakın emriyle dizginlerini mellek vasıtasıyla tutuyor. Şuurlu bir varlık var. Sistem işliyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Yıldızlar öyle boşu boşuna değil. Öyle toprağa girmek boşu boşuna değil. Dolayısıyla meleklere imanı anlatıyorum. Meleklere iman etmek, yorumladığımız şeyin şuurlu bir vücudunu, dizginini tutan varlığın
varlığa, meleklere iman etmeyle insan emin oluyor varlıkta. Varlıktan bizi emin kılmaya. Direkt Allah'a bağlasaydık sen. Yani onu o zaman şey getiriyor. Allah anlaşılması şey ya, büyük nasıl tutuyor vesaire. Ama melek bizim cinsimizden. Bizden yakın. Mahlukat bize hizmet ediyor. Namazlarımızı yazıyor. Bizim adımıza zikrediyor. Melekler iman. Bizim adımıza istiğfar ediyor. Yani Allah'ta bu olmaz. Melekler mesela günahlarımızın, melekler bana arkadaş oldu diyor kabirde. Yalnızlığımı, karanlığı, soğuk, kimsesizliğimi ortadan kaldırdım. Bunlar hep meleklerin imanın meyveleri. İcraattaki tenkitleri ona gönderiyor. İsmail. Evet. Ya tamam mı? Yani bu sistemin işlevini bunlarla oluyor. Ve insana hizmet ediyor. İnsana arkadaş olduğunu, vahiy getiriyor. Ruhumu tutuyor. Biraz da gireyim içeriye. Ruh bedende tutan Azrail'dir. Zahiri söylüyorum. Azrail gelecek, ruhumuzu alacak. Tamam? Batını söylüyorum. Azrail falan gelmeyecek. Azrail gidecek. Azrail burada zaten. Azrailsiz bir vücudunuz var olduğunu zannediyorsun. Azrail nerede? Oralarda, o tepede de. Acelim geldiği zaman tık tık koşacak. Avelan çanını alacak. Tamam, doğrudur. Doğrudur bu. Mühte doğrudur. Ama şöyle diyeyim. Çekirdekten ağaç çıktı. Çıktı mı abi? Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeği boşaldım içi. He? Yok. Nur-u Muhammedi'den ki onun bir numunesi ene bende var. Nur-u Muhammedi'den Cebrail yaratılmadı mı? Arş, kürs, cennet, cehennem, domuz, yılan, kainat yaratılmadı mı? O ya, her şeyin yaratıldığı şey çekirdek bende de var. O zaman o çekirdeğe pergelini koyarsan şöyle diyebilirsin. Arş bende, kürs bende, cennet bende, cehennem bende, Cebrail bende, Azrail bende. Ha, oraya koyduğun zaman bu şeceri hilkatın, tamam, dizginini, olayları, hadiseleri benim hakikatimle ki oluyor, o meleklere bize eminlik getiriyor. Mesela şöyle diyeyim, geçeyim. Köpek bağlıyor, havlıyor ama geçmen lazım, köye gideceğiz. Bir duysan ki ya sahibi orada ya bağlı. Eminlik getiriyor değil mi? Hadiseler köpek gibi, onu bağlayan melekler gibi ip. Sahibi haşa Allah gibi. O ip melek gibi, o köpek hadiseler gibi. Eminlik getiriyor. O zaman daha bağırma la, bağırma. Erkeklik yapıyoruz, köpek olup bağlı da. Tamam. Eminlik getiriyor. Ama şey yapsa. Abi insan ruhunun müekkeli Azrail midir, Cebrail midir? Ruhunun müekkeli Azrail'dir. Dimağın müekkeli Cebrail'dir. Hayatın müekkeli bunlar nedir? İsrafil'dir. Efendim, beşeriyet, şuur, beşeriyet. Yani donanım, İsrafil. Ruhun Kuddüs niye Cebrail peki abi, Cebrail? Ruhu Kuddüs'ü inşa etme noktasında diyor. İnşa etme noktasında. Tabii. Yani ruh, ruhundan üfledim. Ruhu Kuddüs, o Kuddüs'ün zaten işe vuruşunu burada tutuyor. Onu inşa ediyor, üflüyor. Azrail işlevine bak. Cebrail. Kuddüs. Kudüs mü, Kuddüs mü ya? Kuddüs. Ha, Kuddüs. Yok, hayır. Kuddüs abi. Kuddüs, Kuddüs ya. Ruhul Kuddüs. Ruhul Kuddüs. Ruhul Kuddüs. Ha. Kuddüs değil yani. Ne yapıyor biliyor musun? İnsanı kutsileştiriyor. Evet. Azrail yapmaz bunu. İnsanı kutsileştiren de. Buradan acaba farkındalık Cebrail mi diye düşündüm de ben yani. Buradan. Ruhul Kuddüs olduğu için. İnsanı kutsileştiren. Onsuz fark etmeyeceğim. Niçin kutsileştiren? Şuradan yapayım. Şu. Ama burada yok. Şecere kitap mı? Yok yok yok, hemen. Evet. Hepiniz bildiğiniz bir şey. Tasdik.
Bu tasavvuran. 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 Arada. Arada. Abi bizi aşağıdan ezberlettin. Kendini hani böyle yazacaktım da nereden şey yapacağım kendini diye. Kendini yukarıdan yazıyorsun, o yüzden... Abi, olmuyor tabii. Yok artık böyle yazıyoruz ama son zamanlar. Yukarıdan mı yazdın? Buna derslerinde böyle yazdım. Artık böyle yapacağız, hep aşağıdan gidiyordum. Öteki ucunu açacaksınız. Öteki ne abi? Ben şey yapayım mı? Diğer ucu kullanılıyor. O zaman ben. Kırılmış. Bulmuş mu? Onu geri atalım. Kırılmış ya. Benim bilgisayar çantasını ver. Onu hemen getirdin. İstanbul'dan getirdin. Sanki çabuk çabuk. Kalbimize doğmuştu. Bilgisayar çantasını ver yeter. Burada mı? Ha ver onu. Ver 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 ver. O değil o değil. O benim. Hemen. Ben getirdim. Yok ya o kalkmaz mı? Hoş geldin ya. Abi gafil senede bir oluyor onda geç geliyorsun. He? Fırça atma diyor. Girişi değil. Muhatabı da desek biraz abi. Muhatap tarafı, tamam. Şimdi bunu anlatacağım şu. Bu %90, hatta 95, halk kendi özel dünyasında yaşıyor. Umumi dünya zannediyor. Tamam mı? Aslında herkes tahayyülünde ve tasavvurunda yaşıyor. Psikolojik sorunlar da umumi zannettiği için oluyor. Evet, Üstad Mesnevi diyor ki, hususi dünyasını umumi dünya zanneder. Evet. Tahayyülü ve tasavvuru, yani şekillendirdiği ve düşündüğü dünya. Kendi içsel alemine kurguladığı, psikoloji sorunların gömüldüğü yer çıkamadığı için. Kendisini kendisiyle çözmeye çalışıyor. Evet. Ya bu malzeme buna veriyor, buhranına sebep veriyor. Ya bu buna malzeme veriyor, buhranına sebep veriyor. Düşüncesi şekillendiriyor, buhran yapıyor, olumsuzlukları düşünüyor. Mesela bir hasta var, çok meşhur birisinin kızı, çok meşhur birisi, şöyle yapmayayım, manevi alemlerin bir cemaatinin en tepede olan şu anda onun kızı. Yardım istediği için söylüyorum o zat, Allah razı olsun, çok severim o zat, çok severim, çok kamil insan, çok takdir edilen insan, çok seviyorum onu. Kızı ne seyrediyor biliyor musun? Ne? Ben İlk defa ömrümde duydum. Vallahi billahi söylüyor. Bir program varmış televizyonda. Dediğini söylüyor. Nerede ne cinayet olmuş, ne yapılmış, ne takip edilmiş, ne kim kimi yakalamış polisiyayı. Efendim yakalanmış mı, nerede yakalanmış, ipuçları falan. Bunları anlatan, bunu takip eden, iş süren dizi varmış. İlk defa duydum. Üç gün önce. Ondan sonra yatıp kalkıp o çocuğa zarar vermiş. O adamı vurmuş. Tamam mı? Daha çok Karadeniz'de mi nerede oluyormuş böyle. O onu orada onu oradan program yapmış, orada yapmış, iş takip etmiş, bunu dinliyor. Bu kadın şu anda intiharın eşiğinde. Babasına çaktırmadan aptal değil ki şeyh babası. Tarikatın şeyhi ya, lideri. Aptal mı? Sorudan hemen alıyor. Baba demiş ya soruyorlar bana dedi yani. Baba intihar etse insan ne oluyor ki dedi yani. Falan. Ondan sonra bana sordu. Hemen ne seyrediyor dedim. Hemen ona sorma. Öğrenmiş. Onları seyrediyor. Peki buraya niye soktun? Seyrettiğini düşüncesine dönüşüyor. Düşüncelerini şekile dönüştürüyor. Kendisi kendisinden çıkmaya çalışıyor. Çıkamayacaktır.
Ve bunlar hayatı anlamını yitirdikleri için hayat anlamını yitirmişse intihar seçenek oluyor. Ve bunların akideti %99 intihardır. Olumsuz. Mesela günahları, hatta mesela zina, gözünüzle görmediğiniz 4 kişi olmadan yaymayın, söylemeyin. Hatta sen inanma demiyor. Sen inanma demiyor ama söyleme. Yaymasını istemiyor. Şimdi veli nimetimiz gibi gözüken kadınları seanslarını çekip yayıyorlar. Kadınların hastalıklarını, erkeklerin hastalıklarını, psikolojik hastalıklarını, cinni vakaları, tamam mı? Seansları video yapıp şey yapıyorlar, servis yapıyorlar. Peki ne oluyor onu seyreden o kadın, o şey diziyi seyrettiği gibi? Bu videoları seyredenin ilk bedeli, ilk cezası şudur. Kendisinde de acaba var mı? Vesvese pompalıyor. Bunu 361 mi ne? Psikoloji dersinde anlattım. Hiç hatırım yoktur. Nereye mal olursa olsun bir isim vermedim, anlattım. Bunlar yapmayın. Allah en zirvesini değil, şeytana musallat olmayı yayman, zinayı bile yaymayın. Anlatmayın, konuşmayın. 259 barlada. Anlatmayın. Ya bunları da fark edip de deşifre edecek, yani bunların zararını söyleyecek adam da yok piyasada. Yok ya. Yani nereden bak? O filmi, dizi sana nasıl zarar? Dizi tahayyülünü aktif ediyor. Kapattıktan sonra tasavvurunu aktif ediyor. Çünkü dizi bittikten sonra, diziyi seyrederken içine giriyorsun. Yoksa zevk vermez. Kapandı mı o bitti film? Şimdi o alette sen, şimdi sen, o senin içinde. Onu yaşıyorsun. Abi işte geçen, bu sabah sordun ötede. Siteye gelen mesela. Siteye gelen şey, kendimi diyor, öyle hissediyorum ama öyle bir şey yok diyor. Yaptım zannediyorum. Hayalle gerçeği karıştırıyor. Hayalle gerçeği karıştırıyor. Çünkü dizi seyretmiş, o da olmamış. Hayalle gerçeği karıştırıyor mu? Günde kaç defa oluyor diyor. Günde bir veya üç kez oluyor diyor. Evet. Ne yaptığımı bilmiyorum. Diyor. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bir şey olacak. Arkadaşlar çok ciddi şeylerle konuşuyoruz. Şimdi bu hususu dünya. Vahiy buraya geliyor. Kaderi bir şey mi anlatacak burada? Kader... İşte vahiy o melekler, işte Ruhul Kudüs, onu anlayacak. Ruhul Kudüs, insan nasıl kutsileşiyor? Vahiy buraya girince, muhatap olunca... Cebrailleşiyor muyuz? Cebrailleşiyoruz. Kutsileşiyorsun. Bu sefer dönüp bunu da tamir ediyor. Arkadaşlar, aklı aklınızla tamir edemezsiniz. Arkasına geçmedikçe. Aklı akılla tamir edemezsiniz. Neyle? Akıl üstü olan aklı, yani aklı yapan vahiy, yani aklın üstü vahiydir. Akıl alettir, mahluktur. Aklın üstü nedir? Aklı yapandır. O da ilimdir. Sıbutu sıfattır. Aklın arkasına ancak ilim sıfatıyla geçersiniz. Çünkü akıl bir alettir, cihaz-ı insanidir. Aklı aklıyla tamir edemezsiniz. Aklı aklıyla kontrol edemezsiniz. Arkaya geçmedikçe. Bu ders ne yapıyor? Farkında mısınız? Cesedinizde haberiniz yok. Çünkü arkadasınız. Ama asın belası, hissi, nefsi, cisim devamlı hastalık pompalıyorlar. Hastayım, şuram ağrıyor. 6 ayda bir check-up yaptır, bilmem ne yap. Videolarda vesaire. Efendim abi? Abi belki alakasız olacak ama o bahsettiğiniz olayda tasavvur ve tahayyülün üstünde, yani akıl burada hiçbir şekilde çalışmıyor mu ya? Çalışmıyor. Yani akıl... Peki yoksa... çalışan nedir? Düşünüyorum. O düşündüğün zanların, bilgilerin, bilgilerin, şüphelerin, düşüncelerin, vehimlerin, akıl yok yani ya, yok. Allah Allah. Zekavetin, dehan. Zekavet kullanılıyor. Evet ama burada kullanılıyor. Yani düşük olduğu için, aklın sıfatı olduğu için. En psikoloji hastalıklar akıllı değil, zeki olanlar, dahi olanlar ve intihar ediyor. Allah Allah. Aklıyla düşünüyor zannediyor ama akıllı değil ya. Tasavvur ediyor. Nerede tasavvur? 23. sözde abi şey, o iman bahsini anlatırken Ali Üstad bir vakayı ayetten bahsederken görür gibi oldum, zannettim, tahayyül ettim ifadelerini kullanıyor.
İman devreye girince bu sefer hakikat de ortaya çıkıyor. Hakikat yapıyor müşahede. Vahiy semavi dinlemekten bahsediyor. O tasavvurda neydi abi? Hani vesvese haritasında İyi bir bekle. Şey yaptı ya. Hoparlörün bağlandığı yer burası. Aslında başka birisi sana orada konuşuyor. Sen onları ben tahakkül ettim zannediyorsun. Yani hoparlörün oradan ses çıkıyor. Hoparlörden ses çıkıyor. Doğru. Ama kim konuşuyor? Ben zannediyorum. Burada ben düşündüm. Şey burada bir başkaları var. Öfürme yeri. Burada müdahale yok. Bir iki latif ediyor. Bir iki latife bu. Bilmemiz. Çünkü mesela ayağın bir iki latife teşhis edin. Şimdi bunun içerisi yani. Bunu teşhis edemedi bunun içi. Ne diyor? İhtiyarı dinlemezler. Belki de teklif altına da girmezler. İrade mesul dinlemiyor. He? Mesul. Mesul da olmazlar. O hakim olduğu zaman. Yani Cebrail girmiyor buraya. Şimdi kutsileştirmek için buraya niye geldim? Vahiy ile Ruh Kudüs'te insan kutsileşiyor. Yani buradayken buralı değil. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti oraya giriyor. Dima Ceberut alemi tasavvufun itaretinde bizde lef-i mahfuz. İnsandaki karşılığı lef-i mahfuzun dimadır. Cebrail bu dima bütününde çıkan güçtür. Secere-i ilkatteki Cebrail karşı. Evet. Alem olarak lef-i mahfuz temsilcisi mümessili Cebrail. Ruhu vesaire azel dedik ama şimdi geçelim. Abi şu ana kadar anlattıklarınız bize anlatınca mı ilim oldu? Yoksa sabah sizde ilim olarak bulunuyor muydu? Şöyle. Size anlattığım size bilgi oldu. Tamam mı? Bende de bilgiydi. Külliyatta okudum. İlim olabilmesi için kalkmam lazım. Bak şuraya geçeyim. Bak kalkmam lazım. Taakkulde bir taraf. Bir taraf, tamam mı? Tasdik o zaman oldu. İlim o zaman oldu. İltizam da vardı. Demiştik abi, tasavvurdaki bilgi taakkulde tefekkür edilerek tasdikte ilim oluyor demiştik. Evet. Şu bilgi, şuradaki bilgi. Yani şu an siz anlattıklarınız bizim tasavvurumuza verdiğiniz malzeme, öyle mi? Evet. Ben onu tefekkür edersem Heh. Ve vahiyle de döllersem diyelim. Edile-i şeye bulursak o zaman ilim oluyor. Bak şimdi. O zaman ilim olacak. Evet. Şimdi konu olmadığı için girmedim ama madem şey yaptık. Tasavvurdaki bilgiyi tefekkür edersem İlim oluyor. Dimadaki ilim. İlim. Tamam mı? Edille'yi nasıl vuracaksın bu tefekkür? Bu tefekkür ettin de edille-i şeriye ile onun dışında olmaz. Yöntemle. Bu sefer ilme dönüşüyor burada. İzana götürün onu. Götürmeyelim de. Götürmeyeceğiz gidiyor. Olacak. Tatlı oluyor bu aslında. Çekiyor abi. Pazar günü. Çekiyor gerçekten. Onu şey yapmaz ya. İzana girersen. Kaderden çıkıyor. Kadere girersen. Çok tuhaf bir şey ya. Halit Macep ediyor. Onu da konuşmuştuk da biraz. İzanda ilmin esas hani olduğunu o çağrış demem de. Ben ilmin dört kategorisi ya. Ya esas İzanda oluyor. Ya, ilmin şöyle. Girmeyelim abi. Girmeyelim. Bak. Yok girmiyoruz. Merak etme. İlmin. Sureti, kanuneti. Ya aslanım. Risale-i Nur gel de sevme ya. Dili ediyor da. Kim ne derse desin. Azrail gelecekmiş. Hoş geldin. Neye gelecek? Zaten burada değil miydik? Kabre girecekmişiz. Neredeydik ki? Zaten kabirde. Kabirden çıkacaksın. Kabirde, kabirde bekleyenler kabire girecektir. Cenneti bekleyenler cennete girecektir inşallah. Sıratı da söyleyin abi.
Sureti. Ah. Kanuniyeti, nasıl kaderle alakalı bu da. Hakikati. Mahiyeti. Bir tane Risale'nin dışında kelime varsa hemen beni ikaz edin. Ha, bir tane söyledim. Tasavvufta lef-i mahfuza ceberut denildi. Siz diyor, tasavvufta. Siz ne okuyorsunuz demiş benim yanına demiş de bizim kardeşlere demiş de vakıflarda. Nereden geliyor Zeytin bunlar? Ya dedi size hayret ediyoruz, siz dedi Risale'nı mı okuyorsunuz? Da demiş ki yok dedi, biz Tevrat okuyoruz. Abi 25 sene en az 25 sene ders yapan birisi bana dedi ki mecullerden çıktı yani. 25 sene ders yapan, üniversite hocası, doçent. Mecul dedi nereden çıktı, nereden çıkardın? Çıkmadı, hep vardı deseydi. Peki, ilmin suretini söyler misin Osman'ım? İlmin sureti abi, şey divan mertebesi olarak mı? He, divan, şey, bu mertebeyi kullandım. Tahayyül. Çünkü izanı kan. He. Tahayyül demiştim. Evet. Bak, sureti ya. Yani ilimsiz tahayyül olur mu? Şekil, şey oldu. Sonra abim? Tasavvur demiştiniz abi. O da taakkul. Son ses kaydında öyle. O da tasdik demiştiniz. Direkt aşağıdan yukarı. Öyle gözüküyor. Sıra. Ama bir tanesi dedi ki, doktor, ya mahiyet asıldır. Ya sıfatın zuhuratları bu. Tabii ki bu sıfata bakar, bu esmaya bakar, bu insanın içsel alemine. Tam bir dışsal dünya. Bu alemin şahadette bağlı. Şimdi sureti. Dimadaki surettir. De, dimadaki suret, alemin şahadet. Kanunet, içsel alemdeki emri, bunlar emri nisbi, bu emri itibarının oluşturduğu, senin oluşturduğun, bu da içindekilerin esmaya bağlılığı. Hakikat, hakikaşeye sabit ediyor. Burada mahiyet ama elbette ki dima esmalarla çalışıyor, kalp sıfatlarla ama en cami diman özelliği sıfata aynadarlığıdır. Tamam mı? Bu mahiyetteki şey, dimadaki kaynak itibariyle sıfatın zuhur yeri. Tamam mı? Şimdi eğer dedi ki, ya dedi, ben izanı dinledim dedi, ben dedi kıyamıyorum, bunu göstermek için yaptım. Şey, hanım. Mahiyeti izana mı getirdiniz? Bunu sil dedi. Silmeyin aslında. Dur, o zaman sil. O zaman bak, şöyle, onu yazayım da, şöyle yap dedi. Yanına yazın abi. Tamam, öyle yapayım. Başka kalemle. Ya dedi, ben dedi, ya bunu şey yapam, izanı dinlemesen, doğruydu dedi. Ama bunu lütfen koy. İtikada geçince de değiştireceğiz mi gibi. Şu. Buraya tasavvur de diyor. Bir kademe çek. Buraya taakkul de. Tasdik de. İzan de. İltizamdan sonra bir daha çekeriz aşağı. Durduğun yere göre değişiyor zaten. Baktığın yere göre. Aynı ben de öyle dedim. Ama külliyat ha. Zan tabii bunlar. Zan. Şimdi şunu bitirelim. Ara vereceğiz. Ezan okundu mu? Yok abi. Tamam. O ezana kadar. Ezana kadar gideceğiz, sabredeceksiniz. Şey. Bana sabredeceksin, başka şey istiyorsunuz. Aa, başlamadık abi daha. Tabii çok güzel. Ve melaiketi'yi okuduk. Tamam. Allah'tan bahsetmekte şimdiye kadar. Mermeli. Ve kütübihi olan, kalbinin bir şubesi olan dima ile. Dima, lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı, bir ayağı, kalbin bir ayağı dimağdır. Kalbin bir ayağı vicdandır. Tamam mı? Bir ayağı vicdandır. Kalbin şubesi olan dimağın Kur'an'ı tanımlanması şu, Kur'an'ın muhatabiyeti. Ve kütübihi, orada dima, Kur'anlaşması
Ne demek o? Hazreti Ali tabiriyle. Ben canlı bir Kur'an. İnsan ve Kur'an ikiz kardeştir, hadistir. Yani. Hadistir. İnsan, Kur'an ikiz kardeştir. Evet. Bir de İşaret-i Caz'da geçiyordu. Bütün alem insanda dürülmüştür. 198 mi? 97 mi? Orada. 98. 98, orada geçiyor. Yani, tamam, bunu da geçiyorum. Ve kütübihi dima farkındalığını yapıyor Kur'an. Melekler imanı konuştuk. Diman imanı ve kütübihi leşmek. Daha insanla konuşmadık. Yazalım istersen. Yazın abi. Şuraya yazayım. Hepsini toplayacağız. Allah'a iman hariç meleklere iman ne konuştuk? O konuştuğumuzu neyle cümleyebiliriz şöyle? Ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Yani meleklere dedik ya dizginleri, varlığı hizmet ediyor, Kur'an getiriyor, günahlarımıza istiğfar ediyor. Tamam. İşte onun hakikatini kanunların dizgini mi? Yani varlığın dizgini. Ustad diyor. Varlığın şuurlu dizgincileri. Varlığın şuurlu mümessilleri. Bize ne yapıyor bu? Eminlik getiriyor. Tamam. Emin yani. Yalnızlık hissederdik. Üç, kitaplara. Allah'a ima oldu. Ne eksik? Kitaplara çok önemli. Dima. Kur'anlaştırmakla kutsi leştirmek. Diman kürsü burası mı oluyor abi? İki de mi? Bir de mi? Tek abi. Bir tane. İki nokta var mı? Kudüs. Kudüs abi. Ruhul Kudüs. Kudüs. Evet. Ruhul Kudüs. Şeddesiz yani. Yok mu burada? Yok. Tamam. Tamam, doğru yazdınız. Doğru. Bu bizi getiriyor. O kavida. Bak şimdi toplayacağım aşağıda. Aşağıda şöyle yapacağım. Şart topla. Üç. Onu okuyayım. Kaderin daha şeyi, altyapılarına girmedik ha, öyle meşgul olmadık. Nizam, intizam, malum et, meşhude, tayyum ve evamir-i tekviniyede müteşekkil. Sistemin altyapısı bu. Üstünün adı kader. Alt yazılı mı bu? Nizam, intizam, malum et, meşhudiyet, tayyum ve teşahhus ve evamir-i tekviniyede müteşekkil. 336 lemalar. O kafanız şey olur, altus olur. Sistem, detaya girmiyor. Ne işimize yarıyor, niçin altıya koymuş, kader denilen bir sistem nasıl çalışıyor, niye çalışıyor, niye teklif ediyor. Ve Resulü, peygamber, nezir ve beşir oluşu çok önemli. Ve Resulü'yi devamlı tebliğ edişi, yanlışlarımıza fiili ikaz edici, yol, canlı yol gösteren, tam. Mesela dershanecilik yok. Külliyat yeter, yetmez. Laikalar yaşanan bir dünyanla anlaşılır, lügat anlaşılmaz. Mesela sadakat, külliyatta okuduk.
lügatta ne olmuş? Bir esas hakkında teslim olup gayret et. Tamam da ne demek? Yaşanan bir dünyadır. Resulullahsız Kur'an olmaz. Anlaşılmaz bir kitap, değil mi? Manası bir kitap. Kağıttan ibaret kalır. Medresesi cilliksiz de nurculuk olmaz. O zaman onun ne olduğunu, tamam, onun ne olduğunu fiilen görmesi lazım. İçini hayatla dolduruyor peygamber dershanecilikte. Devam ediyorum. O zaman şu Allah mektubat, lemalar, sözler bir nevi kitaplar dimağımızı aktif ediyor. Yani peygamber İlman hükmündeki layıkalar Allah razı olsun. Mesela kitaplara cem et, tencere git, sözleri at. Mektubata at, lemalara, şualara at, kitaplara iman. Tabiri caizse. Onun hayattaki işleri, Kastamonu, Emirdan, Sikke, Tarih. Bu da dört. Yani tren ve ray. Karıştır, peygambere iman. Ama çok tuhaftır, peygambere iman, onu aşağı denk geliyor. Kalbin iki ayağı vardı. Kalp derken zaten peygamber iman, kalp ve vicdan. Dima ve vicdan. Yani dima, lef-i mahfuz. Tamam mı? Kalbin makesi efkarı. Dima, o da lef-i mahfuz. Tamam mı? Arş ise kalbin kendisine bulunan arşı çok şey geçtiği için içine altına yazmadık. Vicdan. Tamam mı? Şimdi peygamber ve Rusulihi yani Kur'an'ın iddia ettiği ve beni benle tanımladığı iki yöntem çıkarttı. Allah dedi ki sen kimsin? Kur'an'a bak. Manasını kainattan anla. Gene olmaz. Allah merhametine dedi ki Kur'an'ı ve kainatı canlı yaşayan birisini gönderiyorum sana. Kendine uygula. Ve Rusulihi. Yani öyle uygulayacaksın ki seni anlamlandıracak ama ona anlamlandırması için sen senden çıkacaksın. Kendini ortadan kaldıracaksın. İsa rahsiyeti ona iman etmeyle. Kendinizden daha çok sevmedikçe. Ki şimdi bu sıfat insanın kalbindeki vicdanda var bu. Mesela peygambere iman hayatımızın doğrularını ve yanlışlarını göstermiyor. Bu doğru, bu yanlış. Tamam, iyi dinleyin. Bu çok önemli. Şu anda söyleyeceğim. Hayatımızda da peygamber yok şu anda. Onun bizdeki hulasası var. Vicdan. Peygamberin en büyük sıfatı neydi? Masum. Masum olması ismet sıfatına sahip. Günah işlemez. Ve doğruyu göstermesi. Doğruyu göstermesi. Vicdan da hep doğruyu gösteriyor. Bu vicdandır. Doğruyu gösteriyor ve günah kabul etmiyor. Bizdeki vicdanın aktifliği peygambere ve Resulü ve Resulü'ye iman nispetinde inkişaf eden insandaki vicdaniyat. Çünkü vicdan günah işlemez, doğruyu gösterir, doğruyu gösterir, yanlışı uzaklaştırır. Yanlışı nasıl uzaklaştırır? Yaptığın yanlıştan azap verir sana. Ben zannederdim ki peygambere Allah ismet yaratmış. O ayrı canım, o ismet zaten ya, ne olacak? Tabii ki günah işlemeyecek. Meğerse bende de vicdan varmış, ben onu susturmuşum. Evet. Üstünü. Oysa vicdan, ayık olan vicdan peygamber gibidir. İsmet sıfatına sahip. Ne demek ya? Vicdan günah kabul etmiyor. İstikamet gösterir mi? Gösterir. Diyor ki yapma. Mesela bir şöyle diyeyim. Başıma geçti de. Ya derse koşturacağım da doktor ya. Benim böyle patavatlamız çok ya. Adamı ıslattım. Arabayla gidiyor. Yaptı. Gördüm aynada. Ok meydanı derse gidiyor. Allah. Çektim sağ dörtlüğü yaptım. İndim. Böyle yaptım. Elimi kaldırınca durdu. Elimi kaldırdı mı? Abim benim. Aka. Düşünemedim. Ama inan bana. Dedim ki ben sana ücret vereceğim. Senin böyle bir talebin yok. İstersen kuru temizleyici, istersen yeniden al. Gömlek şeyi. Anladın değil mi atanı? Anlamazsam senin hiç dörtlüğü yakıp adayımı çekip senden özür dilemeye gelir mi?
delikanlılık yaptığın için affettim, hakkımı helal ettim. Peki ben ne yaptım? Bunu anlatmak için anlatıyorum senaryonu. Dedim ya bari kulu temizle parası. Yok dedi. Yeter ki böyle olun dedi. Bir şey yok. Hiç mesele yok. Şimdi böyle bir başımla başka çadirliyim. İnsanın beşir ve nesir. Tamam. Haf ve recayı devamlı bize ikaz eden. Hayır hayır. Ümit reca, ümit reca. Yap yapma, yap yapma. Yapınca uf yanlış. Nasıl ikaz ediyorsun? Peygamber yapma ey ashabı. Şimdi peygamber yok. Vicdan diyor ki yapma gafur. Senin peygamberin timsali sureti vicdan. Nezir ihtar etmekmiş Hasan abi. İhtar ediyor. Beşir de müjdeliyor. Nezir nezaretten gelmiyor mu abi? Evet. Seni içine sokuyor. Hani ihtar edip seni nezaret yani seni kontrol ediyorlar. İkisi hem hayır hem şerri kontrol ediyor. Çok tuhaf tabii kader iman. Görüyor musun iman? Abi ben burada işi gene layıkaya bağlayacağım da peygamberlerin imanı bir noktada layıkalara bağladık ya. Layıkaları okumayınca o ikaz edici düsturu ortadan kaldırınca bu sefer kontrol çıkıyor. Canım benim. Neyi ne zaman ki bak dört tane ya ki mesela bazı yayın yapıyorum mesela Risale-i Nur adına yapılan yanlışlıkları düzeltmek için bir ses. Hayır öyle ses olmasın. İlk önce ben kimim? Onun için yapıyorum. Çünkü bir kelamı tesir etmesi için kim demiş? Kim dedim? Makamı kim bu yani? İşi bu. Ne maksatla? Neyi söylüyor? Makamın ne senin? Ben 17 yaşından beri şöyle çorbasını içen Bediüzzaman'ın evciğim. Dershanede bizde bak fayat derler. Ha, Nurculuk adına çıkanların, ooo adama bak. Bu bak fayat dedi ya böyle. Ha, işte layıkalar yoksa Allah'ını seversin. Neyi? Nerede, nasıl, niçin, makamı, maksadını, siyakını, sibakını, sucunu, gusrun, hattun, mutalağın, nasıl yapacağım? İmam mıdır, remiz midir? Daha ilerisini söylüyorum ama ustad müdahale etti. Bunu yapma dedi hazırladım. Ama yapma. Belki de 6 sene oldu. Kur'an'da cari olan, Kanun Risale'nde cari ya. Nasih ve mensuh. Kur'an'da var ya mesela Kafirun suresi. Kul ya eyyühel kafirun. Sizin dininiz size. Benim elim değil mi? Ama o da din. Yine dine aynı Allah'ın İslam'la nesedilmiştir. Niye duruyor? Onun başka 63 tane ayet var. Ben Risale-i Nur'da 63 tane nasih ve mensuhu gördüm. Peki esasatı Nuriye'de Risale-i Nur'un düsturlarının değişmezliği var abi. Evet. Öyle bir bu yani. Düsturlarda değil bu şeyi. Nasih ve mensuhu. Tabi değişmezliği var. Mesela şöyle bir tanesi. Bir yerde ima ediyor. Size Risale-i Nur kafi diyor. Ama tekrar diyor ki siyasi mihdi gerçek diyor. Adam külliyatın açık ifadesini geleceği gelmeyecek diye anlatıyor. Yani nasıl yapacaksın? Nesedilmiş bir tanesini söyleyeyim külliyatta. Yani konumuz bu değil. Umumi hukuk, şahsi hukuku nesedilmiştir. Gıybet haramdır. Umumu hukukta Mustafa Bekuf, Mustafa Sabri Efendi ile münazarız. Şu yanlış yapmıştır. Değil mi bak? Yani nasih mensup. Bunları yapacaktım, yapmadım. Hazırladım. Merak bu. Peki, ve Resulü'ye devam ediyor. Burada mısın abi? Senin sessizliğinden korkuyor. Niçin korkuyorum biliyor musun? Başıma, nerede? Allah'a bir desek, melek, kitap, peygamber, ahiret iki desek, bu da zaruret. Kadere üç, vücub desek. Üç ayrıydı ya, lüzum, zaruret, vücub. Bu sıkıntı yapacak yani. Onun için yalnız bırakmamak gerekiyor. Bize katalım. Arada konuşturalım değil mi? He, onun için. Deliği, delilik yapmaması için, senin kontrolünde delilik yapmasını isteyeceksin. Hakikatin delisi ya, uçuk şeyler oluyor bu tür insan. Evet. Hadi bakalım. Ve Resulü'yi de kaldık. Nerede var? Vicdandır. Vicdan günah kabul etmiyor ve rahatsız oluyor. Peygamber de isme sıfatıyla günah yapmıyor, kabul etmiyor ve reddediyor. Ve hayatı sanki vicdan, yanlış yok.
Vicdan gibi, donmuş vicdan. Senin vicdanının karşılığı. Senin vicdanında bu işlevi yapıyor, malum vicdan kalbin diğer bir ayağıdır. Kalbin iki ayağı var. Dima, vicdan. Dima, lef-i mahfuz, değil mi? Yani dima, vicdan da kalbin diğer ayağı. Vicdan ölüyor mu abi? Vicdan ölüyor, peygamber öldüğü için. Veya peygamber öldüğü için vicdan ölüyor. Peygamberin sünnetini aleminde öldürenin vicdanı olmuyor. Tefessür gibi oluyor. Bidatlar ve ustadın tabiriyle yılan çağınları oynuyor. Hani ısırıyor. Şimdi abi Risale-i Nur'u biliyor. Namaz kılıyor. Risale-i Nur'u okumuş. Birçok emaresi ortaya çıkmış bir bidata, birçok emaresi çıkmış bir münafıklık cereyanına münafıktır, yanlıştır diyemiyor. Bunda vicdan var, nasıl denilir? Ben gelirken, şeyde arabada benim doktorum getirirken buraya, şeyden otelden bir şey anlattım. Dedim ki iki şey. Laikalarsız bu bilinebilir mi? Mesela son referandum geçirdik. Dedim ki iki şey anlatacağım. Çok bununla alakalı. Ustad iki ayrı yönetim sistemine ayrı yöntem geliştir, söylemiş. Abdülhamid saltanattır. Muhalefet partisi yoktur. Tektir. Babadan oğula geçen sultanlık, değil mi? Ona inisar zihniyet yapma. Hakimiyetleri semine şey yap, güven, meşveret et. Bütün dizginleri kendini alma. Daha şey olur. Gibi. Buna geliştirdiği sohbet şeyi, yöntemi sanki ustad 1950 ile 60 arasındaki çok partili dönemi görmemiş, çok partili dönemlere, çeşitli partilere geliştirmiş bir yöntemi yokmuş gibi bunu unutturuyor ve 2017'de çok partili dönemde ustadın çok partili hayata sunduğu çözümleri örnek göstermesi gerekirken çok partili dönemdeki örnekleri unutturuyor ve Abdülhamid Tök yönetimdeki söylediklerini buna şey yapıyor, bak ustad böyle diyor. Bu külliyatla söylüyorum. Külliyatı bildiği için ki onu yapabiliyor, cerbez yapabilmesi için biliyor. Bu Risale-i Nur'un hainidir. İkinci seni sana geleceğim. O anlattığın esas anlatacağım. Bir makamdaki burada oturuyor. Bir makamdaki radyosu, televizyonu. Yani bir makamdaki bu millete istikamet vermeye makamında veli nimet görüyorlar. Onlara istikamet vermek gerekirken küfre hayır, ehven üşere evet. Tamam mı? Şer bu da. Eğer ehven üşeri demesi gerekirken ehven üşere hücum ediyorsa külliyatın hainidir. Susması. Birincisi konuştu, yanlış konuştu. İkinci bir yöntemi kullanıyor, susuyor. Yani biz Nur talebeleri azami şer varken ehven-i şer'e hücum edersek, azami şer'i unutturursak, yani buna azami şer'e hayır, bu da şer, bu da yanlış, bu da pisliklerle dolu. Tamam mı? Bu da yanlış. Zeytinburnu'ndaki askeriye kaldırıyor, bina dikiyorsun. Lan oraya yap park. Ha, tamam. Yanlış, bir sürü yanlış. Bu zaten hayır mutlak değil, şer. Ama bu azami şer'e göre, bu ehven-i şer'e bir şey anlatmak için söylüyorum. Demesi gerekirken azami şer'i unutup ehven-i şer'e hücum ediyorsa, ehven-i şer'e evet, azami şer'e hayır demesi gerekirken demeyin. Haindir bu da. Susması da hain. Kur'an'ın yöntemi değil mi? Kur'an Allah kelamı deme, beşer kelamı de. Bu yanlış. Beşer kelamı deme, ikinci yöntem kullanıyor şeytan. Ortada de. Bu da hain. Bu da yanlış. Allah kelamı dan başka Kur'an benimdir diyen var mı? Yok. O zaman Allah'ta dursun, olmadığını ispat et diyor. Ustad çakıyor böyle. Bir sağ gösterip soru da vurdu. Çünkü Allah'a tarafında olmayan Kur'an hangi tarafta olursa olsun Allah tarafında değildir. Şimdi Hasan'ım, evvelü şer'e taraftar bir tercih etmesi gerekirken azami şer'i unutup evvelü şer'e hücum ediyorsa külliyatı bildiği halde bu külliyatta ne yapıyoruz? Hain olduğunu tespit ediyoruz. Laikaları bilmeyle olur. Adam ötekisi biliyor mu? Biliyor.
demiş ki grup kanalı çıkartacağız. Peki nurdersi.com Hasan Akar'ın bu evrenişer matematiği uçaptı ki küllatıcı. Ondan bu millet ne yapacak bizim kararımıza karşı karşıya gelecek? Serbest bırakalım. Serbest bırakmak hiçbir şey demiyoruz demek hayır diyenlerin özelliğidir. Hayır diyecek de hani ben de benim bir zalim mahkeme verdi. O da cemaatimi serbest bıraktı. Malum zaten gayrimeşru dedi, beni mahkeme verdi de biliyorsunuz. Daha bir ay da sürmedi. Mahkemem düştü anlasın. Yani takipsizlik verildi, bilmem ne yapalım. 4,5 seneyle yargılandı. Daha bir ay oldu, çocuk da ya. Geldi, çay içti. Çocuk bir şeyler getirdi, çay falan. Dedim, buradan evet mi çıktı, hayır mı dedim. Abi de %51 hayır çıktı dedi. %49 evet çıktı dedi. Dedim, sen ne verdin? Ben söylemeyeyim abi dedi. Hah, bu hayırdır. Dedim ki, zaten söyledin dedi. Yani. Ben söylemeyin deyince zaten söyledim. Evet, susmayacak. Çünkü dindeki şudur. Hakkı söylemektir. Çünkü gördüğünüz bir şeri fiilen. Gördüğünüz bir şeri risalen. On risalen. İkinci. Onu da yapamazsanız fiilen, risalen, kalben buğz edin. Bak, fiilen yapmadın. Bu işimiz değil. Risalen şeri göstermedin. Bir de senin tercih ettiğine hücum ediyorsun. Bu dilsiz şeytansın. Sen şeytansın. Abi ağır. Hiç şansın yok. Birilerinin adına da çıkarsan hain. Haindir. Risale-Nur adına olursa ki yanlış yapıyorsun, münafıksın, hainsin. Dilli şeytan olarak. Evet. Çünkü münafık ne demek? Hakkı batıl, batıl hak gösteren cerbezedir. O da iki ayaklıdır biliyor musun münafık? Onun için tanımıyoruz. Münafığın iki küsü var ama ki. Alın da yazmıyor. Ha, anladın mı? Yine saldırırken susuyor. Evet. Ama para mı çalıyor ya deyince yaygara kopartıyor. Bu işte. Peki, ve Resulü'de vicdan, peygambere iman öldü. Sünnet-i seniyesi var. Onun hakikati vicdan. Peygamber yaşasaydı ne yapacaksa vicdan yapıyor. Bu cümleyi unutmayın. Kulası olsun. Peygamber yaşasaydı sana nasıl ne yapacaktı muamele şekli? Senin vicdanın sana yapıyor. Herkes diyor uyanık vicdanını dinlese. Herkes vicdanını dinlese demiyor. Uyanık vicdanını dinlese. Bediüzzaman diyor kardeş, Bediüzzaman çok adam. Onun hiç daha böyle bir şey yokken bunları ortaya çıkaran, çıktıktan sonraki sistemi biz anlamaya çalışıyoruz. Varlığı anlamaya çalışıyoruz. Ya bu sistemi ortaya çıkaran zaten diyorum Allah'ım şanına nasıl yakışıyorsa onu öyle muamele. Amin. Uyanık vicdan benim kalbim uyumaz diyor hadisi şerifte. Peygamberlik hakikatinin insandaki karşılığı aslında bende de varmış. Evet, aynen. Gözüm uyur, kalbim uyumaz. Diyor ki, ha o da, amentu billah. Onu aşmıştık. Birincisi, ha peygambere iman. Hulasa yapalım. Şeyi nereye koydum? Sevgili kardeşlerim, peygamber yaşasaydı mi demiştik? Ben sonum benim. Peygamber yaşasaydı yakacaktı. Senin vicdanın. He. Peygamber yaşasaydı ne yapacaktı? Yaşa. Sana ne saydı? Ne yapacaktı vicdan? Sana yapacağı muameleleri senin uyanık vicdanın. Peki peygamber uyarıcı, cebredici değil. Yani bize muamele yapmıyor peygamber, sadece uyarıcı. Vicdanda bize bir irade baskısı var mı? Şimdi vicdan baskı yapmaz olur mu? Peygamber de yapıyor. Çünkü peygambere niçin düşman oldular? Ya gözükme dediler ya. Yani peygamberin hayatı, mesela doğru bir şey yanlış yapan bir adam düşün. Doğruyu görünce niçin rahatsız oluyor? Niçin fabrikada herkes 10 dakika teneffüste basketbol oynarken, kahve içerken o namaz kılıyor kenarda? Yapma. Senin zamanını mı alıyorum? Yok. Fabrikanın zamanını mı alıyorum? Benim zamanım. Niçin rahatsız oluyor? Çünkü seni görünce baskı altında kalıyor. Onu beni bana hatırlatıyor. Kendisini hatırlatıyorsun. Peygamberlik yapıyorsun orada. Peygamberlik yapıyorsun. Ha. Vicdanın aktif. Ayna oluyor bana. Beni ben ait. Şimdi Allah'a iman.
O zaman vicdana Hazreti Vicdan demek lazım. He? O zaman vicdana Hazreti Vicdan demek lazım artık. Hazreti tabii, Vicdan. Tabii, tabii. Adama Hazreti Mevlana diyorsun diye vicdana Hazreti Mevlana. Vicdan niye demeyeceksin ki? Bu, kitap verilen peygamberlerden bu. Adamına göre, ne büyük bir daha. Adamına göre değişiyor. Kitabı arkadaşına verildi ya. Hala kitap mı arıyorsun? Dimağına verildi ya kitap. Evet, kitap abi. İndi buraya. Vahiy indi. Vahiy indi. Bu dima kimindi? Dima vicdanın ikiz kardeşidir. Anneleri kimdir doğuran? Kaptır. Şimdi, Kur'an zaten inmişti. O zaman vicdan nebi olur, Resul olmadı. Resul kadar. Misali okuyorsa... Peki Ahmet-i Billah çok önemli şimdi. Ahmet-i Billah'ın bizdeki karşılığı. Ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu zatıyla kainata sığmadı. Sıfatlarıyla kainata var. Zatıyla insanda var. O zaman insanda mahluk olmayan tarafı var. Ki oraya sığdım diyor. Mahluk o zaman. Cenab-ı Hak peki neresidir o? İnsandaki enesinde Allah'a iman ne yapıyor? Allah orada şualar 9 taayyum ve teşahhus ediyor. İşte orası insanın enesi. Ene mahluk değil, haşa, vacip de değil. Berzahtır. Ben olan bendir. Allah'ın taayyum ve teşahhus ettiği yer. Allah'a iman enemizde. Teayyün ve teşahhus ettiği yersiz yer. Yer diyelim, yersiz yer ama nasıl anlar? Allah teayyün ve teşahhus ediyor. Sendeki o, ondaki sen. Değil. Yani İyâke nâbudeki kezâbinin tanımladığı zat Allah. Yani oraya kadar gayba ne? Elhamdülillahi rabbil âlemin. Alemlerin Rabbi o. Errahmanirrahim o. O Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin o. Ahiret gününün sahibi. Ben sen o. Ahiretin sahibi odur. İyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Sana, ben sen, ki o. Şimdi, 5. Abi 5'e geçmeden ara verirsek uygun olur mu? Yarım saat var, çay varmış. Namaza tamam. Yarım saat namaza var, hazırlıklarımızı da yaparız. Tamam. Çay varmış. Tamam, olur. Vâhir devâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma sırrı var.